Dur sen girme. Sen seni sonra sokacağım. Bir konuğumuz var diye. Evet. Telefonunu aç bakalım. Var mı sende bak şey? Dur. Girdi mi canlı yayın? Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Almanya, Avusturya, İngiltere. Canlı sokaklardan canlı yayın yayınlayacağız size. 13 oldu. Hadi bakalım. Çok da özel bir canlı yayın konuğumuz var. Çok güzel bir canlı yayın konuğumuz da var sizlere. Trabzon'un gülen yüzü 35'e fırladı. Bravo. Evet. Değerli arkadaşlar, bugün dehşet bir canlı yayınımız var. Yani harbiden öyle böyle bir canlı yayın değil. Sizleri seviyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yalnız bu buhar vuruyor gözüme. Evet. Harbiden buhar gözüme vuruyor, gözlüklerime vuruyor. Evet. Adil geldi. 67 kişi olduk. Canlı yayındayız şu anda değerli arkadaşlar. Abdurrahman Eroğlu. Yani bu buhar gözlüğüme vuruyor arkadaşlar. Göremiyorum. Kusura bakmayın. Pandemi tedbirimiz var. Kadir geldi. 73 oldu. Oy kurban olurum ben size. Yurt dışına haber verin. Baba acayip bomba yayın var ya. Aşağıda iniyoruz caddeleri. Caddeleri de Trabzon'un canlı yayın şeylerine iniyoruz. Sokaklara iniyoruz aşağıya. Sorular soracağız. Bak şimdi çocukların yanından çok da özel bir canlı yayın konuğum var. Arif Sis geldi. Alper Su İçmez geldi. Semih Lakot geldi. Aslan Beşir. Selamun aleyküm dedik. Yurt dışı hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, sizlere bir sokak röportajı da diyelim. Ne derseniz deyin adına. Doğal olarak sizlere iyilikleri, güzellikleri göstereceğiz. 94 oldu. Haydi bakayım. Paylaştırın bakayım. Paylaştırın bakayım. Haydi Allah bismillah Allahu ekber. Soruları da aynı zamanda takip ediyorsunuz. Sessize al. Sessizden soruları da takip et. Önemli soruları kaçırmayalım. Evet 100 kişi olduk. Şu anda yanımda da danışmanlar var. Danışmanların yanında çok da önemli bir aktivist var. Aktivist diyorum ben ona. Trabzon'un sevilen yüzü. Aktivist demeyelim de aktivist deyince başka bir yere gitmesin. Trabzon'un doğal bir yüzü var yanında. Ondan beraber yapacağız şeyi, yayınımızı. Muhammed geldi. Muharrem Yalmanoğlu İstanbul. 113, 115. Yalmanoğlu. Sesini kız. Evet değerli Yalmanoğlu. Aldın paraları gittin İstanbul'a. Sana helal olsun. Yaşaysın. Yaşaysın baba. Muhammed Beşli, Rahman Yıldız geldi. Mustafa Yılmaz. Hoş geldin. Mustafa'cığım meydana gel meydana. Senden görüşlerini alayım meydana gel. Resul Memiş. Evet Mustafa Yavuz. Hayrettin Can. Meydana gelin Murat. Murat. Hadi bakayım. Gelin. Evet Murat'cığım senin oraya da uğrarım ha. Geleceğim. Senin oraya da geleceğim Murat. Paylaş bakayım. Evet. Savaş Aloğlu. Gene de tesbihleri göstereceğiz orada. Tesbihleri. Trabzon Bakırçılık. La Bakır'a da ineyim lan. Bakır'a da ineceğim. Geleyim oraya da. Bakır'a da ineriz. Tamam. Söz 1,5 saat sizinle beraberim ama paylaşın. Harbiden manyak bir muhabbet var bugün. Yani öyle bir adam var yanımda ki. Öyle bir adam var yanımda ki. Doğal'ın dibi abi. Bak Doğal'ın dibi. Benden de Doğal. Evet. Hatırlar mısınız? İsmail abi vardı rahmetli. Pastacı İsmail sigortanın karşısında. Rahmet olsun ruhuna. Aşını canı da rahmet istedi. Heh. Onu hatırlarsınız. Bak onun uşağı ben lan. Onun oğlu. Heh. Onunla o benle beraber yayına giriyoruz şimdi. Hadi bakalım 150'yi 161 yapın çıkıyorum. 161 yakın. Yapın hadi harekete geçiyoruz 161 yapın. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar şimdi 141, 136 orada dönecek abi. Ben de bekliyorum çaya. Miraç sen neredeydin yarın lan Miraç Kara? Oğlum Beşirli'ye soraya bıraktık. Ha şimdi meydandayız. Evet Aslan Beşir geldi. Çocuk parkını göremeyecek mi? Değerli arkadaşlar. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bakın burasını görüyorsunuz bak. Şurası biraz sonra canlı yayın konuğumu göstereceğim size. Şurası çocuklar için yapılmış bir park. Görüyor musunuz? Biz bu parklardan çocuklarımızın bu nezih ortamda bak çocuk arabasıyla da beraber görüyor musunuz? Bak çocuk arabasıyla da beraber değil mi? Bu çocukların burada evet 150 kişi oldu. Burada oynamalarını güzel bir enerjilerini boşaltmaları çok güzel bir şey. Bu vesileyle sebep olanlara teşekkür ediyoruz. Aha da 160 oldu. Vallahi 160 oldu. Maşallah. Hadi bakalım vur bir daha bakalım. 161 yaptın mı geçiyoruz yayını. Hadi maşallah, bakalım. Maşallah. Uğur Yılmaz geldi. Büyükçekmece'den. Uğur'u tanıyorsun baba.
Nurten için benim biraderi. Bu şeydi. Kardeşim. Şu an Büyükçekmece'de. Kardeşim. He. Hadi bakayım kardeşim, yanında canlı yayın konuğunu tanıyormuş. Vurdur onu 161'i geçin bakayım kardeşim. Hadi. Geçiyoruz yayına 161'i geçiyoruz caddelere. Kardeşim. Meydana geçeceğiz meydana. Hadi bakalım. Evet. 151 hadi bakalım. 153 oldu. Paylaşım gruplarda Gökhan Kara geldi. Evet Erkut Özsoy geldi. Motorcu Erkut Özsoy. Araba çekme işleri Erkut'ta biliyorsun. 154 hadi bakalım. Tufan Tuzlu geldi. 157 hadi bakalım. Yallah bismillah Allahu Ekber hadi bakalım. Hani 161'i geçin. Aha 160 oldu bir daha bak. Dönmesin oradan. Vur. Vur bakayım yukarı. Vur yukarı bakayım. Aa gene 158 abi. 160'tan döndü ya. La haydi. La haydi. Hakan Yılmaz geldi. Tufan Tuzlu geldi. 159'da dönüyor abi. 161'de bir şey var ha. 161 ya ondan herhalde ha. Yemin ediyorum ondan. 161'de canlı yayın konuğumu alıyorum. Evet. Değerli arkadaşlar 157 Fatih Çırak paylaş 161'i geçelim hadi. Değerli arkadaşlar 161 hadi bakalım vurun. Aha 160 evet. Şu anda sizlere canlı yayın konuğumu alıyorum değerli arkadaşlar. Canlı yayın konuğum Arif. Arif siz Trabzon'un gülen yüzü evet. Benimle birlikte sohbetimize katılacak doğal yüzümüz beraber yürüyoruz. Eyvallah. Evet şimdi Arif'im beraber yürüyoruz. Evet. Şöyle kamerayı da çevirelim. Kamerayı da çeviralım. Evet. Aha. Dur. Ah. Değerli arkadaşlar şimdi Arif'le beraber geldik. Şu meydan parkı var ya. Aa, meydan parkının içerisinde burayı yeniden elden geçirdi. Eski belediye başkanı bir ihale yapmış idi. Ama onu daha sonradan yeni belediye başkanımız düzenledi. Bak trafonun üstüne de top mop girmesin diye evet. Tedbir aldılar. Güzel. Buraları da kapattılar. Güzel. Güzel bir çalışma olmuş. Burada da bak kütük var. Anne çocuğunu sallıyor. Evet. Böyle bir ortamda gerçekten nezih bir çocuklar da rahat ediyorlar. Evet. Yavrumuza maşallah Allah bağışlasın. Abladım sallıyorsun değil mi? Oy ne güzel ne güzel ne güzel. Bak bak bak. Aha emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Bak gideceğiz. Annesi sallıyor onu. Hadi bakalım. Evet şimdi değerli arkadaşlar bak iniyoruz. Şu meydan meydandayız. Ha burası şeye gidiyor Arif. Baba evet, nereye bak, gidiyor burası? He? Taksim anlat. Yok şu. Boztepe ha. Taksim. Hoca o, sensin. Ha buradan yukarı. Boztepe yolu. Boztepe yolu. Heh. Evet. Çıkıyor. Engelliler buradan geliyor. Bak evet. Engelliler buradan geliyor. Engelli aşağıda engelli yolu var. Evet, göster evet. Arif orayı. Aynen. Arif göster orayı. Hadi aynen, bakalım. Engelli yolumuzdan. Ha. Oradan evvel alalım. Tamam. Buradan parka geç. Uğur'a bir selam gönder. Evet. Hadi selam bakalım. Arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar aşağı doğru iniyoruz. Biraz sonra sizlere evet. Buradaki yapılan işleri göstereceğiz. Biliyorsun bizler güzel şeyleri de gösteriyoruz. Eleştirileri de yapıyoruz. Şu anda aynen, aynen. Meydan Fatih Parkı'ndayız. Burası muhtemelen 3-3,5 trilyon. Belki de bilmiyorum 4'ü buldu mu. Olmuş. Bir para yedi. Evet. Bir para yedi. Ama yedikten sonra da burası güzel oldu. Emeğe geçen eski belediye başkanına da teşekkür ediyoruz. Aynen. Ekibine Orhan Bey'e. Aynen. Değil mi? Yeni belediye başkanına da teşekkür ediyoruz ekibine. Niye? O da geldi yanlış şeyleri düzeltti. Biz burada yazdık bir sürü yanlış işler vardı. Aynen. Onları şey ettik. Çektik. Bakın değerli arkadaşlar. Evet. Ha burada şöyle bir alan var. Fatih Park'ın içerisinde. Bütün insanları da buraya davet ediyoruz. Arif abi çeşmeye bir bakalım. Ayrattık evet. mı? Evet, baba abi. Sen kontrol mühendisi olarak evet. bir bak evet. bakalım. Mal geliyorum sahibur, oradan. Sahibur. Bakalım Saybul Ayrat Fevziye Galayıcıoğlu. Evet. Baba bak bakalım mal var mı? Su var mı? Var. Evet. Aç bakayım. Ha. Evet. Arkadaşlar aynı zamanda kontrol ediyoruz. Yeri pis mi? Pis yok. Mi yeri altı? Yok, altı? Yok. Ha. Yok, yok. Temiz. Bak. Güzel. Kontrollerimiz güzel, çok sağlam. Güzel. Arif abi kapağa bakalım. Bu kapak evet. ne? Evet, doğalgaz. Doğalgaz değil abi su sayacı. Onu kapat Arif. Onu kapat. Çık çık oraya. Çık oraya Arif. Kapat orada kedi medi boğulmasın. Sayaca müdahale etmesin. Parayı bozar ha. Kapat onu baba. Yavaş 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 yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bas üstüne. Olmayayım mı? Tamam. Tamam gel. Şimdi değerli arkadaşlar bakın biz sizlere harbiden çok doğal bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Burada arkadaşlar oturuyor. Karşıda bir tane havuz var. Havuz var. Orası gidiyor dolmuş durağına doğru. Burada abilerimiz oturuyor. Şimdi geçelim. Kedimiz var. Kedimiz var. 180 canlı yayın izleyeni var. Çalışanların hepsi güzel kıyafetleriyle beraber. Belediye kendi işletmeciliğini yapıyor. Burada geldiğimiz zaman klas bir çay ocağı var. Klas bir çay ocağı var. Evet. Gözleme var. Bak arkadaşlar. Evet, güzel. Şimdi sabahleyin acıktınız. Belediyemizin öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza, emeğe geçen eski belediye başkanımıza Adnan Gülbey'e, Trabitaş Başkanı'na öncelikle teşekkür ediyor. Trabzon'un böyle bir yerlere ihtiyaçları var.
böyle bir güzelliklere ihtiyaçları var. Gözleme var burada. Bir soralım abim, neler var burada ya? Bir anlatır mısın, kurban olayım? İnsanlar burada geldik mi ne yeriz diyor. Ne yaparız? Köftemiz var. Köfte. Hangi Ama... köfte abi? Akçabat köfte mi? Normal çiğ köfte mi? Kendi üretim. Nasıl? Kendi üretiminiz kendi köfte var. Evet, evet. Mesela bir köfteden görebilir miyim bir tane? Yok. Ha, aşağıda, aşağıda. Tamam. Burada ne var ablam? Sabah acıktı adam geldi. Böreğimiz var. Ne gibi börek var bakayım bir? Talaş böreğimiz. Biber böreği. Heh. Talaş böreği var. Burada ne var? Ay çöreği. Ay çöreği var. Başka? Yoğurtluk kurabiye derler buna. Kaç lira abla bu? Ha, bu bir denesi kaç? Çay kaç lira? 1.25. Acıkan bir adam ha bundan 3 deneden 2 çay yer. 3 bunun tane teki kaç lira? 3 lira. 3 lira. 3 tane yeden 9 lira. 2 de çay 2.5 da o. 9 11.5'a karnın doydu mu abi? Doydu. Eyvallah. Eyvallah. Bak bu abilerim güzel bir iş. Selamun aleyküm. Abim nasıl buluyorsunuz böyle bir şeyi parkta oturmayı, dinlenmeyi? Güzel, çok güzel buluyoruz. Fiyatlar da uygun. Evet, değil mi? Evet. Çok güzel. Abim güzel mi? Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Selamun aleyküm. Nasılsınız? Canlı yayındayız şu anda. Böyle bir parkta ne hissediyorsunuz efendim? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Ya burada böyle bir parkta güzel. Güzel. Her şeyi güzel hissediyoruz. Çay da güzel 1.25. Çayımız da güzel, ucuz. Fiyat uygun. Oturuyoruz, refah. Her şeyi güzel. Evet. Güzel değil mi abi? Aynen. Başka ne istiyorsun? Eyvallah, eyvallah. Evet, amca afiyet olsun. He, hoş bulduk. Böyle bir parkta düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Fiyatlar da uygun, buyurun. Hangi TV? Parkın yeni düzenlemesiyle ilgili bir kamera canlı yayın, meydana doğru geçiyoruz da böyle buradan başladık. Buyurun. Çok güzel buldum. Ben bu parkın yeniden açılışından bu yana, ben bu parkın emekli öğretmenim. Maşallah. Sürekli buradayım. Abi yurt dışı da izliyor, isminizi söylersen. Atay Aktuğ zamanında beri Ömer Aktaş emekli tarih öğretmeniyim. Emekli tarih öğretmeni Ömer Aktaş. Aynen. Ellerinizden öpüyorum hocam. Teşekkür ederim. Evet. Buranın tek sorunu masaların biraz daha temiz olması. Heh. Bunun dışında kusursuz bir şey. Masalar biraz daha temiz olacak. Aynen. Tamam. Allah'a emanet olun. Evet, şimdi bir saniye kamerayı çevirmemiz lazım. Bir saniye dur. Kamerayı çevirelim. Bir saniye böyle ha. Kameranın şeysi de. Efendim merhabalar. Gençler olarak böyle bir parkı hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Buyurun. Önce bayandan başlayalım. Özür dilerim. Buyurun. Güzel, memnunuz. Açık güzel. Havada. Mesela bir çay, iki çay içmişsiniz. Evet. Kaç lira vereceksiniz ona? Biliyor musunuz? Beyefendi verdik. Buyurun. 2.5 lira. Uygun değil mi? Yani buradan öğrencilere de buradan burayı tanıtalım. Gidip bir kafede 5 lira vermek değil mi? Eyvallah. Ruh ve beden sağlığınız daim olsun. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Arif haydi. Abim Teoman Yılmaz Facebook. Emekli memur. Gazeteci değilim ben. Başına yüksek mühendisim. Hadi görüşürüz. Nereden izleyeceğim diye. Hadi bakalım. Bak servisi görüyor musun? Ah, abim aldı gidiyor. Görüyor musun? Her şey güzel. Hadi bakalım. Şimdi biz de aşağıya iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. Arif. Efendim. Gel bakayım. Asistan Arif. Yarım ballarını senin. Geliyorum. Bak oğlum abi aşağıda tuvalet neredeydi lan? Oraya gireceğiz. Tuvaleti kontrol edeceğiz. Tuvaleti buradan. He? Nerede tuvalet? Buradan. Şimdi arkadaşlar burada bak doğal kedi var. Evet. Görüyor musun? Evet. İki tane kedi var. Var. Yemek. Hatta biz buradan başkana bir öneri yapalım. Aynen. Şöyle güzel tavus kuşu vardı otoparkta Arif. Vardı güzel. Bir tavus kuşu buraya alalım. Olur. Bilmiyorum papağan telin içinde yani. Vatandaş yani, geldi. Şuraya güzel bir kafes yapılır. Heh. Kafes. Güzel kafes hayvanlardan, tavşanlarda ama aynen, şeyin doğru içinde olacak. Kaçmayacak aynen, sağa sola. Aynen. Yani hayvan doğal, sevgisi. Doğal. Hayvan sevgisi doğal. Aynen. Güzel olur. Tamam. Hadi. Güzel olur. Evet doğal. Şimdi böyle çevirelim bunu Arif. Evet. Şu bir dakika dur. Abi oradan şey. Abi yangın mı var abi? Bir dakika ya. Evet. Eyvah. Boztepe'de yangın mı var? Abi ha arabalar nasıl çıkacak oradan? Eyvah. Çıkıyor. Canlı yayında gidiyor mu? Çıkıyor. Hadi Arif yorumlara bir bak. Arif yorumlardan yakala bakayım cevap verelim. Yorum yazıyor adamla ben göremiyorum. Evet, güzel abi. Evet, Celal Esma geldi. Celal Esma geldi. Evet, şimdi değerli arkadaşlar abi tuvalete inelim. Şimdi buranın aşağısı liman. Değerli arkadaşlar bak burası liman. Ha burada Arafil boyu. Arafil boyu biliyorum. Bu sigara pozisyonu var ya abi. Evet. Kediler normal yemekleri veriyor. Kedi gene burada da var bak abi. Evet. Kediden başka bir şey yok abi. Hep kedi buralar ya. La köpek olursa bunlar hep yer abi burada Arif. Besleniyor. Arif gel bakalım abi tuvalet nerede? Burada. Şimdi bu tuvaletin karşısında vatandaş oturuyor. Abi sanki şık olmadı gibi geldi bana. Yani karşısında tuvaletin. Ha buraya
Başkanım buraya bir perdeleme gibi bir şey ahşaptan. Tabii. Ahşaptan çünkü ahşaptan, tam tuvaletin karşısında. Evet. Değil mi? Oturma işi olmaz. Ha buraya bir tane ahşap perdeleme Arif. Perdeleme, evet. Ha bu 1 lirayı al. Bak bizde böyle şiş yok ha. Evet. At ona bakayım. Aa 1 lira da benim için. Al. 1 lira da benim için. Bak böyle şiş yok. Kenefe bile paralan giriyorduk. Denetlemeye bile paralan giriyorduk. Açtın mı Arif? Attı. Sen girdin. Bir tane daha at. Ben de gireyim. Ah bismillahirrahmanirrahim. Bak doğaçlama. Geldik tuvalete. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli arkadaşlar. Tuvalette koku var mı Arif? Yok. Güzel. Her şey güzel. Her şey güzel. Evet şimdi bakıyoruz. Evet. Burada engelli lavabosu var. Engelli. Evet engelli lavabosu var. Buradan da bakıyoruz. Evet. Bir daha döndürelim bu tarafa Arif. Evet güzel. Dur bakalım. Ama burada sabunlar var. Ders var. Evet sabunlar var. Sabunlar. O da tabii sabit. Değerli arkadaşlar. Sabit sabunluklar. Bulunduğu yerde kirlenmeler yapıyor. Bunları sevgili alıp abi, anında koyuyorlar oraya. Öyle bir özellik varmış. Ben sular size söyleyeyim. Yani niye sensörlü değil diye soranlar yok, olabilir. Yok. Her şey güzel. Sular akıyor. Aynalar temiz mi Arif? Temiz. 10 numara 5 yıldır değil her mi? Her şey güzel abi. Hadi bakalım. Hepsinde tuvalet, sular akıyor abi. Tuvalet bunları olarak gösterelim. Abi içeriği gösterelim. Evet güzel. Evet tuvalet de temiz. Temiz hadi temiz. Bakalım. Şimdi çıkabiliriz. Şey kapı da güzel desenli değil mi abi? Güzel. Her şey güzel. Sadece buraya mesela karşıda oturanlar. Evet abi. Şimdi bak tuvaletten ben çıkıyorum. Şimdi tuvaletten çıktığım zaman karşıda adamın çay içmesi biraz şey. Ha buraya bir ahşap paravan koyalım. Evet. Değil mi? Ha başkan. Adnan Bey yarın ballarını Adnan aynen, Gül. Aynen abi. Ha buraya bir ahşap paravan şey, koyuyorsun. Paravan koyulması lazım. Aa tamam burada da aha kediler gene burada Arif. Aynen. Oğlum bunlar hep aynı familya lan. Sarı şey sarı. Aynen. Sarı siyah mı? Hangi takım bu? Evet. 30 tane kedi var abi. 30 tane kedi var burada. 30 tane bakıyorum. Ama tavşan. Tavşan. Tavus kuşu nerede? Atapark'taki tavus kuşu. O onu bilmiyorum. O sahibi vardı. O evcildir o. Onu. Şey, öyle mi? Burada kediler var. Bu kediler hepsi evcildir. Evet. Sen mi bakarsın ona? Yarın ballarını senin. Maşallah. Maşallah. Bana bak ama başka hayvanda böyle bir kafeste tavşan olur muydu aralarda? Ya gider mi buraya? Yani bazı insanlar seviyor, bazıları sevmiyor. Bazıları kediler de sevmiyor ama. He. Mesela ama köpek, bunlar serbest dolanıyor. Diğerlerin avle kafeste olabilir de. Bazı bunların zaten burada serbest olmaları. Evet, tamam. Kardeşim. Doğal olanı. Serbest. Teşekkür ediyoruz kardeşim benim. Benim eline koluna sağlık senin. Şimdi değerli arkadaşlar harbiden her yerde şey var. Sandalye, masa var. Var. Evet. Aa, burası da bayan tuvaleti. Evet, aa 3 tane kedi bak 30 tane kedi varmış. Burada para var. Ha buralar oturma yeri ama deniz manzaralı. Paravan. Paralı. Tamam, paravan. Paravan buraya da. Evet tuvaletin karşısında olmaz. Abimiz çay içemez. Değil mi abi? Selamun aleyküm. Tuvaletin karşısına bir paravan lazım da. Paravan. Abi kessin orayı da tuvaletin karşısına gel. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet kardeşlerimize. Evet selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Biz güzellikleri anlatırken dedik ki tuvaletin karşısına bir paravan Adnan Gül Bey'den rica ettik. Evet. Güzel olur. Çünkü vatandaş evet, burada oturuyor. Kesinlikle. Nasıl? Kendinizi tanıtır mısınız efendim? Buyurun. Ozan Aksu. Ozan Aksu. Gayrimenkul işi yapıyorum. Eyvallah. Burayı nasıl buluyorsunuz konsept olarak? Çok güzel yapıldı. Çok güzel oldu. Yapan nedenle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bütün karizma adamları masana toplamışsın. Allah razı olsun. Yani habire Allah'ını seversen. Ha bak. Şu arkadaşın podyumda 25 metresi 2000 dolar. Evet. Yani 25 metre yürüsen 2000 dolar ama onu görecek göz lazım. Ha burada yiçiysin kardeş. Eski topçular. He. Kim? Hangi topçu? Durur, havada 3 dakika durur. Hangi topçu? Gençler Birliği'nde eski topçusu. Gençler Birliği. Adı ne? Enes. He? Enes. Enes oynamayı mısın ha şimdi? Bıraktık. Ödedim imkanlardan dolayı abi. Hangi mevkiydi senin? Kanat. Kanat. Sağ kanat sol kanat. Vay gidi. İyi. Çay alalım. Baba canlı yayından gidiyoruz şimdi uzun sokağa. Öpüyorum sizleri. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Murat Zorluoğlu başkandan ne istiyorsunuz? Herkes bir tane bir şey tutsun aklında. Abi kardeşimden başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Baba bir şey iste başkandan ya. Kent için ama kendin için değil. Yok ben kendim için. Hay eyvallah. Buyur abi. İstemiyorum. Kentte işsizlik sorunu gençlerin çok fazla. Benim yok. Allah'ıma şükürler olsun. Eyvallah. Sonuçta hepimizi düşünmemiz lazım. Evet. Kentimizin çok güzel yönetilemediğini düşünüyorum. Ama başkanımız yeni. Bazı şeyleri yapıyor. Bazı güzellikleri de getirdi. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyorum ama yine hala aynı şeyi söylüyorum. Kentimizin ve sahillerimizin kesinlikle kullanılamadığını düşünüyorum. Oy kurban olurum. Yani özellikle ya. Karadeniz balık. Aşırı yarama tuz bastın ha. Balık yöresidir. Karadeniz'de mesela şuralara, şurada belediyenin eski otobüsleri var. Heh. İşte
uçaklar var. Eski otobüs. Vay baba baba baba. Arif dinliyor musun? Mükemmel, bak. Mükemmel. Bunları batırsak. İşletmeci oğlum adam. Bunları batırsak orada aynen. Balık havyarlamaya, kendini yavrulamaya bırakacak. Aha. Balığımız artacak. Yani denizlerde de balığımız bitmek. Ben uçağı da batırdım. Kesinlikle batırılması lazım. İzmir Belediyesi'nin en azından bu konuda örnek alabiliriz. Evet. Yani güzellikleri her yerden örnek almamız lazım. Anladım. Bunu da örnek almak lazım diye düşünüyorum. Yani sahillerimizi çok güzel şekilde kullanabilmemiz lazım. Biz çocuklarımızı getirebileceğimiz sahilimiz yok. Beşimli sahilindeki koku oradaki insanların hala da kanayan yarası. Baba senin antenlerini açık gördüm ben. Vizyonu geniş bir gençsiniz. Allah ruh ve beden sağlığını daim etsin. Sana ikinci soruyu soruyorum. Tüm yetki sende. Trabzon'da dediğin hepsi yapılıyor. İşsizlik için bana 3 madde söyle. İşsizlik için Trabzon Marina. Sen de ama bütün yetki. Ne dersen yapılıyor. Denizimizi kullanabileceğimiz Trabzon Marina gibi İstanbul'daki Pendik Marina'ya buna örnek göstererek bir işletme yapabiliriz. İşsizliğe çare mi? Kaç kişi çalışacak orada? En az 3000 kişi çalışır. Ne diyorsun sen? En az 3000 kişi çalışır. Nasıl bir şey olacak o marina mı? Trabzon Marina sistemi yapacaksın. Restoranları ve Allah'ını işte tatlı. Ha Büyükçekmece'deki gibi mi la? Şeyde, Pendik Marina gibi, Pendik Marina gibi. He. O tarz bir toplama yapabilsek biz denizlerimizi kullanamıyoruz. Yani vatandaş bize dışarıdan geliyor, misafirimiz. Nereye getireceğiz? Yaylalarımızın baba, haricinde. Baba ben dün akşam bir sayfama bir yazı attım. Ne yazdım biliyor musun? Bak beni de dinliyor bütün amirler. 20'ye yakın ülkeden 40 bin kişi dinliyor. Ne dedim biliyor musun? Köfteyi sahilde, balığı dağda, değil mi? Balığı ayrıca akvaryumlu alt geçitte, yüzmeyi de havuzda öğrenmek istemiyor. Yemek kesinlikle, istemiyorum. Kesinlikle. Balığı sahilde yiyeceksin. En az 20 tane restoran olması lazım. İşte, yani şu var işte diyorum ya. Denizini kullanamayan tek şehiriz Türkiye'de bence. Eyvallah. Denize çok paralel olan yerde. Çok teşekkür ediyorum. Güzel insan. Abicim siz de Murat Başkan'dan bir isteğini alabilir miyim? Abi dediğim gibi işsizlik var ama. Başka? Başka olmuyor. O konuya değinmek istemiyorum. Yol sorunu. He? Yol sorunu. Yani yol sorunu. Trafik artık kaldırmıyor. Yol sorunu. Bravo. Kaldırmıyor abi. Kaldırmıyor. Eyvallah. Kardeşim bir tane de senden alalım. Ben de sahil sorunundan bahsettim. Bir de ek olarak otopark sorunu. Otopark sorunu. Büyük otopark. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Ha bu taş başından aşağı limanın önü bağlantılı, çömlekçi bağlantılı, meydan bağlantılı 3000 araçlık otopark oraya yapılsa olmaz mı? Sürekli bir çözerdi de. Yani 5-10 sene çözerdi. Bir plan var ama kimse şey bilmiyor. Yaptı yok. Ya, evet. Bilmiyor. Henüz çok kolay gelsin kardeşim benim. Baba en son soruyu da senden alalım. Tabii ki abi. Ağır abim benim. Buyurun. Estağfurullah abi. Evet. Senin güzelliğin. Buyur. Ben genelde gençlerin dinlenmesini, fikirlerini, düşüncelerini. Ortak akıl. Baba. Yani toplumumuzda gençlerimizin ne yapmak istediklerine, nereye gitmek istediklerine buna bir böyle bir platform gibi bilgilerini özellikle Trabzon için söylüyorum. İşsizlik. Sıkıntı işsizlik. Gençlerimizin %70'i Trabzon'da bir fabrika alanı, bir organize sanayi var. Herhangi bir şey eskiden çimento fabrikasında vardı, kaç kişi çalışıyordu? Vardı, bir sürü yerlerde insanlar çalışıyordu. Tekelde çalışıyordu. Sorunu bence şu an gençlere işsizlik. Başka bir sıkıntısı yok. Yok da. Her şey var Trabzon'da. Ama sen güzel var. Bir şeye dikkat çektin. Veri tabanı ortak akıl dedin. Aslında işin kalbini vurdun biliyor musun? Ha bu arkadaşların dediğin hepsi de oradan çıkıyor. Abi buyur bir şey diyeceğim. Buyur. Mesela örnek olarak söyleyeyim. Ben daha önce kulüp yöneticiliği yaptım. Kulüp başkanlığı yaptım. İkinci ligde. Süper Lig'de de kulüp yöneticiliğim bulunuyor. Trabzon yazın çok sıcak bir şehir. Nemden dolayı ama yaylalarımıza çıktığında soba yakmadan yatamıyorsun. Aynen. Ve biz milyarlarca dolar dışarıya kamp ücreti ödemek için yurt dışında takımlarımız kampa gidiyor. Ya, yaylalarımız ya, da bu şekilde değerlendirilirse otel Arif, ve tesis açısından takımları değil buraya çekelim adam. Takımları abi. Buraya İşletme çeksek diyorum. Zaten bize fazlasıyla aynen, yeter. Aynen. Çok yani teşekkür ediyorum. Sorunu da tamamen bitirmiş oluruz. Bu kayıt önemli oldu. Tabii. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi bakalım Arif. Arif hadi bakalım. Aha iki tane engelli. Engellilere çok önemli bir sorun. Sizin yağmurda durma yeriniz var mı? Yok abi. Nerede? İstiyor musun? İstiyorum. İstiyorsun. Kaç tane engelli var şu anda meydan parkına park eden bir anda gelen 10 kişi var mı? Var var. Var. Tekrar soruyoruz. Yağmurdan korunmak için yer Murat Başkan'dan istiyor musun? Evet. İstiyor. Evet. Kardeşim senin bir sorunun varmış. Şu arabanın sorunu. Onu da Murat Başkan'a iletelim. Abim sen ağzından ilet. Buyur. Şöyle diyeyim. Belediyenin yapmış olduğu bu tamirhane ve o bir göstermelik gibi olmuş. Heh. Yetersiz yani. Parça mı bulamadın sen? Neyin bozuk? Amortizörün mü bozuk? Hayır. Bak. Neyin bozuk? Kaportayı yapacak malzeme yok orada. Kaportayı yapacak malzeme yok. Tamam.
Bunu kayda aldık. Seni bulacaklar inşallah. Adın soyadın? Mehmet Aslan. Mehmet Aslan. Evet. Ver cep telefonu da. 0544-310-48-87. Oy yarın ballarını. Seni bunu bulurlar. Bunu bulurlar şimdi. Abi, şimdi buyur. Meydan parkını genelde istiyorduk. Engelde kapalı bir alan. Kapalı alan istiyorsun ama öyle kahve değil herhalde. Oyun oynayacak bir şey değil. Lokalde ne yap? Pişirip mi oynayacaksın? Oturabileceğim bir yer. Hayır. Yağmurdan korunacak park edeceğin yer. Bir de şey var abi. Bizim en büyük sıkıntımız buraya gelmemiz sebebi aslında yukarıda görecektik. Daha bir çocuk sen aşağıya. Yukarı çıkarsın abi yandan gidiyorsun. Gördük orayı. Ha böyle yandan çıkıyorsun oraya. Onu demirim abi. Neyi kaldıracak? Bir dakika abi. Çıkamıyor musunuz oradan? Abi bir dakika. Ben şimdi şey anlatayım. Yolcu bir tane vardı. Belediye aradım. Sağ olsun da kaldırıldı. Geldik onun altı. Zaten orası yuttar yapmıştı. Yani engelli yukarıya çıkışta önünde problem mi var? Evet. Aldık onu. Aldık. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Ne? He? Bu engelli tuvaleti var ya. İşte ailemizden geldiği zaman. Aileni içeri alma aile. Ya onu da sorun etme abi. Aileni içeri alır. Niye alma? Onu demiyorum. Dedim anlamadım. Aynı tuvalet tuvalet olur mu? Yani ayrı olmasa, bağımsız olmasa abi. Engelli ayrı zaten. Tuvaletçi tuvalet var ama. Ha, bayanın ayrı, erkeğin ayrı. Ha. Beni oraya götürecek yanımda biri dursun dersen sen de al bir erkek gel. Daha burban olayım yani. Oraya eşinle mi giredin ya? Ha? Buyur. Şurayı da bir gündeme getirin ya. Ne var orada? Engelli giremiyor ki oraya. Engelli niye giremiyor abi? Gerçekten arabaya giremez ki. Nasıl giremiyor araba? Git oraya bakayım. Allah'ını seversen. Nasıl giremiyorsun? Giriyor abi. Onların hep ayarları yapıldı ya. Gir. Bayan için engelli. Engelli bayan yok ama hadi olduğunu düşün. Girersin. Girersin abi. Bak ah. Sığdı. Problem yok kardeş. O kapı sonuna kadar açılıyor geriye. Ha bir dakika. Aç onu. Abi girmez. Ben. Aha. Kaldı. Ha. Adnan Bey. Bak. Abi arkadaş diyor ki engelli bayan buradan giremez. Açtı mı dönemez abi. Aha da sağa soru işte. Ah. Tamam öpüyorum seni. Yarın ballarını. Vallahi herif onu içinden vurdu ya. Yemin ediyorum. Engelli kardeşimiz engelliye oradan giremez. Öbür taraftan giriyor mu? O da mı aynı? Lan ne diyorsun sen? Bana bak. Orada mı aynı? Oo. Oğlum erkek de giremiyor bayan da. Ha oradan giremiyorsunuz da. Aa bu yana da açılıyor ama. Oo öyle deme. Bak bu yana da açılıyor. Öğrendin mi şimdi? Bak şimdi de ben sana gol attım. Hadi bakalım. Gir bakalım. Gir. Dönemedin mi? Ah. Az bir geri yaptım. Tamam oradan sana bir el atar. Sıkıntı yok. Abi eziyet. Dönemedin mi? Anda geri yap abi. Abi oradan abi sen tır sürmedin ki al. Dorseyi takacın oraya ya. Abi benim gibi değil bak. Kafayı kurtaramıyor musun? Sen çık oradan. Sen çık. Gel geri. Gel. Çık. Senin makina değişik abi. Sen 112. 112 Skyna kullanıyorsun. Sen çık geri. Ya çık geri çık geri. Seninki 112 abi. Gel. Sen gel bakayım. Ya ha buradaki cişişe bak Allah'ını seversen ya. He. Ah, gördün mü bak 90'da. Abi sana yeni bir tane makine alacak anlaşıldı abi. Sana yeni bir tane makine alacak seninki 112 Skyna dorsa uzun dorsayı takıyorsun kaptan. Yarım ballarını sen hadi bakalım Arif hadi oğlum çok takıldı kabul ya uzun çok biz kaldık burada ya kaldık burada lan bu ne muhabbet abi, kaç dakika oldu abi. Oğlum yayına başlayarak kaç dakika oldu he orada çok güzel evet arkadaşlar burada da bir gene ikinci bir fast food şeysi var gene büyükşehirin. Bu etrafta da yeşillikler var. Heh, gözleme. Bak orada doğal bir gözleme var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Heh. Yakın giriyor. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Değerli arkadaşlar. Kaç lira o abla? 10 lira bu. Bir de büyük çay kaç? Hamburger. 15'e doyurursun da kardeşim. Köftemiz orada abi. Köfte de orada kaynağı. Görüyor musun? Trabzon'un yerli öz köftesi. Yani arkadaşlar yiğidi öldür. Evet. Bak yiğidi öldür. Evet. Anladın mı? Anlayayım mısın ben dedim. Yiğidi öldür. Hakkını yeme abi. Aynen. Ha burada da bir tane araba var. Boztepe'deki evet. Arabanın tahtası kopmuş. Bunu ona takalım. Aynen devam. Evet reis de burada. Evet şey nerede? Ha bu Mahmut nerede? Öbür tarafta değil mi? Bilmiyorum ki. Evet gider mi? Yani gider mi? Hani? Orada. Ha.
Aa vallahi ha orada ekip var. Evet. Değerli arkadaşlar bak. Evet. Ha bu çöplere de nefes aldırmıyorsunuz. Aman aman kardeşler. Çöplere evet. Nefes aldırmıyorsunuz arkadaşımız. Hadi bakayım. O tavşana bakar mı bakayım buraya Arif? Evet. Selamun aleyküm. Baba ne var ne yok? Bütün teknik direktörler bu masada. Evet, abim önce sırayla çünkü 20'ye yakın ülkeden 40 bin kişi izliyor. Gurbetçiler de izliyor. Bir adınızı soyadınızı sıralan alalım. Sonra geçeceğiz. Hofteke geçeceğiz. Buyur. İdris Yıldız. İdris Yıldız. Osman Keskinoğlu. Osman Keskinoğlu. Nevzat Öksüz. Nevzat Öksüz. Mahmut Öksüz. Mahmut Öksüz benim dönem arkadaş. Hayati Bektaşoğlu. Hayati Bektaşoğlu. Suat Hasan Çebi. Suat Hasan Çebi. Şimdi size 10 puanlık uzmanlık sorumuz var. Düşüneceğim diyen düşünsün. Geçelim öbürüne. Murat Zorluoğlu başkandan bir şey isterseniz onu yapacak diyelim. Herkes bir tane bir kent sorunu bir şey söylesin. Nereden isterseniz elinizi kaldırsın kamerayı oraya getirin yoksa sıradan. Evet sıradan başlayalım. Ulaşıma, abi Murat Zorluoğlu Bey'den ne istiyorsun? Buyur. Ulaşıma çare bulmasını istiyoruz. Ulaşıma çare. Evet güzel. Bakım evi. Bakım evi ama sakatlar nereye? Arabaya mı abi? İnsanlara. Ha insanlara bakım evi. Evet. Tamam. Ne o engelli araçları var da. Engellilere bakım evleri. Yok mu abi? Yaş yok. Yeterli yok. Arif. Yok. Evet. Bakım evi yok oğlum. En önemli toplumun Trabzon'un doğru, ve doğru, Türkiye'nin. Doğru. Yani elden ayaktan düşmüş. Aynen. Çocuklarının bakmadığı değil mi? Şöyle diyeyim size. Otistik çocuklar var. Hah. Anne 5 dakika bırakıp onu da bir yere gitme şansı var. Ha küçük yavruları. Küçük yavruları. O kişilerin bakılacağı yerler gerekiyor. Evet, kurban olurum. Belediyenin sosyal belediyecilik bu. Yani bırakamıyoruz şeylere. Asfalta beton dökmek bilmem ne yapmak falan. Çok önemli bir şeye temas ettim. Tebrik ediyorum. Abi. Oyun alanı. Kurban olurum buyurun. Şimdi yerde. Şukurçay'da duyuruyorum. Heh. O piknik alanının orası var ya. Heh. Bir turizm merkezi mi diyelim, turistik yerimiz mi ne orası. Heh. Şimdi yazın çok dolu oluyor orası. Piknik alanı. Piknik alanı dolu oluyor. O askeriyeden mi bir bölüm yer alırlar, ne yaparlar oraya. Şukurçay'daki bir halı saha vardı. Orayı mı diyorsun abi? Ya piknik alanı. Ha Boztepe piknik alanı. Ha tamam halı saha. Çay bahçesinin orada. He. Vatandaş geliyor oraya dışarıdan heh. Turistik. Arabalar yer. Üst üste. He yani trafik sıkışıyor. Sıkıntılı birkaç ay böyle 3-5-6 ay sıkıntılı bir süreç. Peki abi. Oraya abi tamam. Önemli. Ha. Geliyorum şimdi senin yanına abi. Bir saniye. O soruyu madem açtın. Siz Trabzon'da tek yetkilisiniz. Ne derseniz yarın oluyor. Her türlü para imkan sizin iki dudağınızda. O dediğiniz yere ne yaparsınız yarın? Ben şunu yaparım. Buyur. Bak orada askeriyenin yeri var askeriyenin. Askeriyeden bir yer alırım. Az bir bölüm. Kim alacak onu? Ya, belediye. Devlet. Tamam kardeşim, devlet. Yani şimdi başkanlık sistemi aldık diyelim. Tamam mı? Aldık. Aldın mı dönme var sağa dönme tamam heh, mı? Sağa dönme. Mezarlığın oradan. Heh. Bak sağa dönmede arabalar sıkıntılı. Sola gene rahat dönüyorsun. Oradan biraz yol vereceğim. Oradan biraz bir bölüm oldum. Orayı genişlettim. Orayı bir rahatlattım. Boğazı açtım. Orada bir anladım, sıkıntı var. Anladım. Aşağıda hemen çay bahçesinin orada o işportacılar bir şeyler satıyorlar. He. Simit vesaire bilmem mısır falan. Onların orada da o bölümde de yine sağ taraftan bir şey yapsın veya sol taraftan askerini o bölümde yani sıkışıyor. O yeşil alanı halkın orada, hizmetini açarım diyor. Ya yolu biraz genişletsin. Yolu da genişletirim. Orada ölümcül. Peki katlı otopark olur mu oraya abi? Ya bak şurada şey var ya otel yapıldı ya. Otel. Otel yapılırken normalde otel yapılırken otele şart koşacaktı. Kardeşim altını bana yüzlerce araçlık bir otopark vereceksin. Abi ötelin, zamanında o saha maha giderken o proje doğru olması lazımdı oraya diyorsun. Oraya girer, adam gelmiş oradan Türkiye'nin muhtelif yerine arabasını oraya çeker, gider. O zaman abi yapar. Üç kişiye selam göndereceğiz. Bir TOKİ yöneticilerine, bir belediye yöneticilerine, bir de özellikle Cengiz Çolak abimize, kardeşimize selam göndereceğiz. Heh, öpüyorum seni. Golü attım abi. Tamam. Cengiz Çolak golü yedi. Yarı ballarını senin. Evet, şimdi Mahmut Öksüz. Trabzon'un güler yüzü. Bu her dakika güler bu adam. Yani harbiden güler yani. Bunun ağlama şansı yok yani. Açabilir miyim? He? Aç. Şimdi bu korona işi var ama sonuçta röportajda insanlar yüzünü görsün. Güzel insan. Evet. Şu anda belediye başkanına ne dersen yapacak. Evet. Ne istiyorsun? Şimdi şu anda ben ne desem belediye başkanının yapamayacağını biliyorum. Abi sen iste. Yok ben şöyle isteyeyim. Ne istiyorsun? Ben istemeyeyim de. Ben biliyorsun bir dönem önce de meclis üyeliğim var. Meclis üyeliğim var biliyorum. Burada. Ben şimdi şunu istiyorum. Yani Trabzon halkının tümünün oradan buradan bu zamana kadar işte yapılamayan heh. Bir sürü sorunu var yani. Bu sorunları sen bir denesini diyeceğim. En önemlisi sana göre.
Ben şunu istiyorum. Ben istiyorum ki Trabzon'u göç veren bir şehir değil de göç alan bir şehir haline getirebilmek için. Tamam, bir tane projede. Ne yapılması gerekiyorsa onun için onu Trabzon'a yapılmasını istiyorum yani. Yapılacak olanlardan bir tanesini söyle. Bir tanesi de burada bir sürü şey var yani. Abi ortayı kestin, vur kafaya işte. Hayır şöyle bak şimdi. Burada mesela bir kentsel dönüşüm olayları var. Onlar bir sıkıntı. Ulaşım, o derse ulaşım bir sıkıntı. O zaman Mahmut'un soruyu şöyle değiştirelim. Sen tüm yetkilisin. Sabah ne yaparsın? Ben mi? Hı. Yani yani böyle birinci şey olarak ne yaparım? Bunu diyorum. Ben şunu yaparım. Trabzon'u imar açısından imar açısından yaşanabilir bir kent nasıl yapılabilir? Onun planlamasını bir master plan yaparım. Sen yani insan kaynaklarına döndün. En güzel yere döndün. Akıllı adamın Ali Başkadır. Öpüyorum seni. Abim bir sorun da senden alalım. Evet, Murat Bey'e sorun. Olsam Trabzon'a bir fındık işleme tesisi yaptırırım. Trabzon'a fındık işleme tesisi yok muydu? Hem belediyeye yaptırırım. Belediye girecek tabii, o işe. Tabii, ama devletimiz diyor ki fabrikayı sanayici yapsın. Niye belediye yapsın, işçi alsın, hem istihdam yaptırsın, hem halkın fındığını değerlendirsin. Belediye o işlerden çıkabilir mi? Adam kiralamayı yani. Fındık, kiralamayı. Fındığı bedavaya satıyoruz, alıyoruz. Biz satıyoruz 20 liraya. Tüccar satıyor. Ama fındıktaki oyuna bizim motor yeter mi abi? Yani buranın yöneticilerinin fındıktaki oyuna motorlar yeter mi? Yetmez. Yani işsizliği azaltma yönünde. Hem işsizliği hem ürünü değerlendirme hem şey yönünde. Anladım. Çok iyi olur yani. Çok teşekkür ediyorum. Hava abimize geçelim. En son Murat Zorluoğlu başkanımızdan ne istiyorsun? Güzel abim benim. Buyur. Ya bende kreş olabilir. Yani kreş. Kreş tabii olabilir. Yani çünkü kreş yok mu abi? Var da yeterli sayıda. Ha, yeterli yani sayıda. Tabii daha fazla yani. Ya buradan girişimcilere de seslenelim. Abi da kreş işinde büyük bir boşluk var. Doğru mu? Yani tabii yani çünkü uzak yerler de var. Daha böyle mahallelere biraz daha fazla kreşler çoğaltılabilir. Evet. Var tabii ama. Evet şimdi son soru hepinize. Eğer hepiniz aynı fikirdeyseniz sadece ellerinizi kaldırmanız yeterli. Yavuz Selim'i biliyorsunuz. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Oynansın. Oynansın, 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 oynansın. Şimdi bu kadar. Yavuz Selim. Şimdi ben gençlik yıllarımda liseyi Trabzon Lisesi biz beraber okuduk. Trabzon Lisesi'nde okuduğumuz zaman biz boş zamanlarımızda orada giderdik ekmek böyle katıksız ekmek yerdik. Okul yolu. Evet, giderdik oraya. Orada o çamur sahada ya, böyle ya. Futbolun tadına varırdık. Hoşumuza giderdi. Ya. Ve tribünler de dolardı orada. Ya. Onun için Trabzon'da ne oldu? Futbol. Sadece saha olarak hayır, bakmayalım. Bir sosyoloji var. Hayır, bak şimdi Yavuz Selim Trabzon'un kalbi. Ya. Yani biz bunu şeyden mesela mecliste olduğumuz zaman da bu devam gündeme geldi. Orada da Burhan Cahit arkadaşım işte ASKP başkanı. Dosyalar yaptı gitti evet. Ve o da çok uğraştı. Hatta belediye başkanı Ahmet Metin Bey de o da çok uğraştı kalsın falan filan ama herhalde. Zemini herhalde şu anda şey suni yapmalarını istiyoruz. Dolayısıyla bir üst akılla beraber orasını millet bahçemi. Tamam biz oynansın %100 çıktı arkadaşlar bak sayfa dostlarımız %100 oynansın çıktı. Şimdi oynamaya devam ediyoruz. Takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizleri. Hadi gel. Bakın arkadaşlar bakım da yapılıyor ha. Bura oyuncak değil yani. Baba. Allah'ını sev. Geliyorum abi geliyorum. Bak bakım yapılıyor. Görüyor musunuz? Dalgıç yatay pompa. Değil mi? Ha buradan. Çark orada. Boya vuruyorlar arkadaşlar ha. Abi işçilikleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani şu güzelliklere bak ya. Allah'ını seversen. Sebep olandan Allah razı olsun. Bir şey mi diyordun? He geliyorum. Geliyorum abim bir dakika dur. Engellilere bakım merkezleri. Bunun üzerinde durun. Araba çok bakımı önemli. Mı? Kendilerine. Sağlık bakımı. Mahmud'um buyur. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur abi. Sizin böyle fahri olarak yapmış olduğunuz bu hizmetin tamam mı? Bu yetkililer tarafından görülmesini ve sizin bu söylemiş olduğunuz yaraya, yani problemlerimize dokunmanızdan dolayı sizleri bir alsınlar, konuşsunlar, teşekkür etsinler. Yani maddi olarak değil de en azından manevi olarak yaşamış olduğumuz kentimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı bir teşekkür etsinler. Bunun şeyine de bakmasınlar. Siyasi yönüne oradı burayı diye bakmasınlar. Belki mesela sizinle bizim fikirlerimiz ayrı olabilir. Olabilir ama bunu siz bir
kamu hizmeti olarak yapıyorsunuz. Kamuya hizmet, vatandaşa hizmet olarak Allah bilsin yapıyorsun diye. Tabii Allah biliyor da kullar da bilsin, yöneticiler de bilsin. Mahmut sen de hamura iş çıkarttın şimdi. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hadi göreceğim. Bak orada bak karşılığında istiyor. Şimdi arkadaş kim istiyor? Kim? Arif'im. Değerli arkadaşlar bakınız burada görüyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman'ın bir büstü var. Başka vardı. Ha burada. Burada da Yavuz Sultan Selim'in bir büstü var. Değerli arkadaşlar. Selamun aleyküm. Abim saygılar sevgiler. Güzel abim. Nasılsın? Biz bir canlı yayındayız şu anda. Televizyon canlı yayındayız. Evet. Abim kimle görüşüyordunuz? Kusura bakma böldüm. Neyse, bırak. Biz şu anda canlı yayındayız. 20'ye yakın ülkeden izleyen var. 40 bin kişi. Sizleri tanımak istiyoruz. Buyurun. Beni tanıma. Sen tanımaya gerek yok. Ha. Park için görüşlerinizi alalım. Park süper. 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 Çay kaç lira? Çay 1250. Gözleme? Ha, gözleme yemedim de bilmiyorum. Gözleme yemedim. Gençlere. İki tane tavsiye söyle abi. Gençlere, yeni gençlere ama eskili. Yeni gençlere iki tavsiye. Çalışsınlar. Nerede çalışacak? İş yok diyor. Kim değil iş yok? Gençler. İş var da. İş varsa yollayayım yanına sana. Onlar beğenmiyorlar. İş çok da beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar. Tamam. Allah sağlık versin abi. Beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar. Evet. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Arif'im. Kuzun sokak bekliyor oğlum. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ ol. Hadi. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi şurada güzel bir kütüphane var. Şu kütüphaneye gireceğiz. Şu kütüphaneye girip geliyoruz. Kütüphaneye girip geliyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Şurada görüyor musunuz Abra'yı bak. Abra'yı görüyor musunuz Abra'yı? Kitap kafe. Ya emeğe geçenden Allah razı olsun. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Abra'nın çiçekleri yok ama herhalde burası süs için. Değerli arkadaşlar bakın Abra'ya giriyorsun. Kahveni, çayını içiyorsun. Evet. Bak, kitaplar var. Bak, Allah'ını seversen. Görüyor musun? Evet. Kameralar da var. Kamerada var mı? Kamerada var değil mi? Var. Evet, bak. Ha burada kamera da var. Ha burada kitaplar var değerli arkadaşlar. Geliyorsun, burada kitap alıyorsun, okuyorsun. Evet. Çayını içiyorsun. Bilgisayarınla buradan çalışıyorsun. Aynen. Tamam mı abi? Gezi. Daha ne olacağı diye ya. Aynen. Ya bu kaç lira? 0 lira. Arif kaç lira? 0 lira. He? 0 hizmet. Bir daha söyle. 0 hizmet. Burada kitap evet. Okuyabiliyor. Ha? Evet. Parkta nefes alıyor. Kafalarını dinlesinler. Kafa dinlesin. Aynen, aynen, aynen. Değil mi? Aynen, aynen. Tamam. Emeğe geçenlere ne Allah diyorsun? Razı olsun. O kadar. O kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yalnız Arif. Ha buraya engelli nasıl girecek oğlum? Abi, evet, ha uyandan girecek. Pardon. Uyanda engelli yeri var. Arif uyanda var. Uyanda var. Tamam. Gel. Gel. Selamun aleyküm. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız? Doğal bir yayın yapıyoruz şu anda. Eyvallah. Sağ ol. Şu anda ne isterseniz kent için Murat Zorluoğlu yapacak derse ne istersiniz? Murat Zorluoğlu bu şiiri berbat etmiştir. İstediğiniz bir şey söyleyin. Eksik. Bilakis dolmuş sistemini. Hah. Dolmuş sistemi. Evet. Dolmuş sistemini iki durağın ağzından beraber birilerinin ağzından beraber. Sana güzel bir soru. 12+1 sistemini yapmıştır. Tamam. Ama Türkiye'de bütün dolmuş sistemi toplu taşıma sistemini dönmüştür. Bunun topluya döndü. Topluya. Taşıma sistemi. Bugün Gümüşhane, Bayburt, her taraf, Samsun. Bütün iller. Türkiye'de 8 tane var. Büyük şehirlerden bir tane. Bu da Trabzon. Doğru. Bunu bu bir de Mersin'de varmış bu olay. Adana'da mı? Mersin'de mi? Bir yerde varmış. Onlar da kaldırttılar ya. Şey neydi o eski bir tane belediye başkanı vardı da. Gaziantep. Gaziantep belediye başkanı. Evet, evet, evet. Gaziantep'teydi. Dedi ki 3 sene sonra kaldıracağım dedi. Kaldırdı ya. Yani. Aydın'ın belediye başkanı kadar olamadı. Toplu taşımayı yaptı. Toplu taşıma. İstemedi dolmuş camiası ama bu toplu taşıma olacak. Peki siz başkansınız. Tüm yetki sizde. Ne derseniz olacak. Bu ulaşıma nasıl bir çözüm üretirsiniz? Dolmuş sisteminin Trabzon'da çok karışık bir sistem var. Heh. Bir hattan 3-4 tane hat gidiyor. Bunları nasıl çözeceksiniz bunları? Bunları birleştirip güzel bir şey herkesin hattını Trabzon'u 7-8 hatta bölüp 7-8 hatta. Uzatıp, 21 hat, 21 durak, 7-8 durak. Baba baba. Arif dinliyor musun? Bunları uzatıp bazı hatları uzatarak toplu taşıma sistemine dönülmesi gerekirdi. Evet. Ama Zorluoğlu birilerinin ağzından beraber birilerinin baskısıyla beraber 13+1 yapmıştır. 10+1'i insanlar burada dolduramıyor. Birbiriyle çekişiyor. Abi bir de bir araba 300 yapıyor. Milyar. Sana bir şey söyleyeyim. Sen o dediklerini yaparken ulaşım master planı yaptıktan sonra mı yaparsın yapmadan mı?
Master planı Ulaşım master planını yaptıktan sonra mı o işe girersin önce, topa? Önce, yapmadan mı? Önce plan projemi hazırlarım, yaparım. Buyur. Gördün mü? Sonra, ulaşım aynen. Master planını aynen. Yaptıktan sonra yani ateş ettikten sonra aynen. Nişan almam. Evet. Doğru mu? Bugün Avrupa neden Avrupa'dır? Bak bunu söyleyeyim. Neden aynen. Avrupa'dır? İhale binalar yapılırken önce altyapı yapar. Altyapı. Kurban olayım. Ondan Almanya'dan atıyor bana adam. Adam altyapıyı aynen. Bitiriyor iki sene. Ondan sonra diyor ki sen evini yapabilirsin diyor. Binanı yapabilirsin diyor. Üstadım seni şimdi ama izliyorlar. Ama bizim bu zihniyette. Zorluğunu valilik yapmış gelmiş ama hayır. Ben zoruna oy verdim, verdiğime de pişmanım. Asla ne ayrı ne... İsminizi de alalım çünkü Mahmut Avrupa'da... Güler. Mahmut Güler. Mahmut Güler. Sizin isteğiniz var mı başkandan? Büyük Birlik Partisi Mahmut Güler. Büyük Birlik Partisi eski Yomra ilçe başkanı. Evet. Musun Yazıcıoğlu zamanında. Musun Yazıcıoğlu. Allah rahmet eylesin. O da rahmet istedi canım. Allah rahmet eylesin. Baba buyur. Mehmet Yılmaz İmamoğlu. Takip ediyoruz da sizi. Estağfurullah buyur. Güzel çalışmalarınız var. Eyvallah. Yani... Ben çok bir şey ne diyeyim. İstersin abi? Kent için bir şey iste. Kendin Moloz'da, için istemezsin zaten yani, da. Kent için iste. Moloz'daki taşların... Mesela Moloz'a bir yeni yapılanma oldu orada. He. Kardeşim yani, su gölleniyor oraya. Ha akar problemi. Akar problemi. Bomba. Yani bomba. Yer geçiyorum oradan yağmurlu havada su. Bak bu var ismin neydi abi? Mehmet Yılmaz İmam. Mehmet Yılmaz diyor ki akar problemini halledi. Yani şehir, rampa, denize... Direkt akarın çok kolay evet. Yapılması gerekirken... Konya olsa bura ne olacaktı? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arif geçelim. Evet, hadi bakalım. Şey geç kaldık şeye ya. Oğlum orada geç kaldık. Bayağı bir geç kaldık. Hadi. Şimdi buraya sonra gene geleceğiz. Gel. Kolay gelsin. Şimdi Arif hadi oğlum aşağıda bir sürü işimiz var ya. Aşağıda uzun sokağa gireceğiz. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar dur. Ha bu şeye de geçelim. Baba, abraya da gel. Dur. Merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Şu anda doğal bir canlı yayındayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah sağlık versin. Şu anda Murat Zorluoğlu Başkan'dan bir tane şey isterseniz ne söylersiniz? Ne istersiniz kent için efendim? Buyurun. Vallahi şey hizmetlerinden memnunuz. Özellikle park. Olarak. Park işi güzel oldu. Yani başka ne istersiniz başkanım? Otobüs olarak yeterli sayıları. Evet. Şu anda aklıma gelen bu. Tamam. Abim siz ne istersiniz? Abi buyurun. Fikirlere sahip. Önce kendinizi tanıdın da çünkü izleyenler çok. Ben Levent. Evet. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Evet. Gerçekten Trabzon'da güzel bir değişikliklere sebep oluyor. Evet. Mesela Çukurçay'da otobüs yetersizliği vardı. Evet. Otobüsleri artırdılar. Parkı güzel bir şekilde getirdiler. İleride tabii ki daha iyi bir yerlere inşallah geliriz Trabzon'a. İstediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda aklıma gelmiyor ama yok. İnşallah olur. Ama Çukurçayır'a araba verilmesini ben de olumlu buluyorum ama evet. Şöyle bir gözlemlerseniz 3 tane otobüs arka arkaya boş da verimsiz olur. Ona bir ayar tutturalım. Onu da diyelim. Bak onu da diyelim. Şimdi hizmet güzel ama o kararda şey var, verimsizlik var. Bak üst üste 3 tane ve bir sürü yer var abi. Değil mi? Öpüyorum sizleri. Abicim benim. Siz de bir şey açtım. Abi biz aynı mi? Şeyi söyleyeceğiz. Abim diyor ki 15 dakikada bir olursa iyi olur. 15 dakikada bir olsa iyi. 15 dakikada. Arkadan öbür hemen geliyor. Eyvallah. Beş bir şey değil de yani. Aynen aynen. Saygı vay sevgiler vay iletiyorum yani. Abim. Kol- bir de bir şey söyleyeyim. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Yavuz Selim'de amatör maçlar. Bak bu çok önemli bir konu. Şimdi Yavuz Selim'de Trabzon'un milleti hep o tarafa alıştı. Harun soy testleri evet. Test kalıyor. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın. Tabii. Evet. Siz oynansın. Oynansın. Siz abi. Oynansın. Siz de oynansınız. Oynansın. O tamam. Olmaz. Hadi kolay gelsin. Sağ. Evet. Selamun aleyküm. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Çok zor bir soru. Amatör Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı abi? Soru oynansın, bu. Abi. Oynansın. Çok siz ne diyorsunuz? Ben oynansın. Oynansın abi. Diyorsunuz siz. Siz de oynansın diyorsunuz. Biz teşekkür ben ediyorum ben abi. Ben de gider o maçları seyreder. En azından pazar günlerimiz güzel geçer. Bravo. 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 Hadi bakalım. Arif herkes maç Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın evet, diye bakar. Abi kardeşim ne diyor? Selamun aleyküm. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın. Teoman abi %100 oynasın. Oy yarım vallahi. Hatırlıyorum sana. Hadi bakalım oynansın. Sen söyle. Oynasın. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynasın. Evet. Teşekkür ediyorum sağ ol. Sağ ol. Abim saygılar, sevgiler. Nasılsınız? Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Oynasın
bilmiyordum. Oynar. Siz? Şuruma göre. Futbolla aranız iyi mi? Yok herhalde. Değil mi? Hastasıyım. Oo, oynasın mı oynanmasın mı? Seyircili oynanma başka ama. Yok amatörleri diyelim. Trabzonspor'u değil mi? Amatör maçlar Yavuz Selim'de oynansın mı oynamasın mı? Oynasın. Abim siz? Tamam abim görüş vermiyor. Selamün aleyküm. Sevgi saygılar iletiyorum. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı abi? Oynanması lazım. Abim siz? Oynansın. Oynansın. Ben de işine karışmam. Gençler oynayacak efendim. Oynasın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Hadi kolay. Arif hadi bakalım danışman. Bak ha burada da el dezenfektisyonu. Arif çalışayım mı? Burayı kontrol et bakalım. El lan al. Al mı Ali? Evet. Geldi mi mam? Geldi. Geldi mi? Hadi kontrol et. Hadi bakalım. Ha buradan engelli çıkamıyormuş. Çöp varmış. Nerede var çöp? Ha yukarıda da çöp varmış arkadaşlar. Yani bu işi de buradan bir düzelttirelim. Bir düzelttirelim. Arif hadi bakalım. Şimdi şu karşıdan inelim Arif aşağıya. Hadi bakalım düş önüme Arif. Oğlum araba ezecek sana. Bak burada damperli bir tane kadını öldürdü burada biliyor musun? Ezdi onu. Hah. Evet şimdi arkadaşlar. Abi köprü altı işi. Aha. Şurada bir çukur var başkan. Selahattin Çebi mi bakayım buna? Ha. Evet. He? Selahattin Çebi başkan. Bak. Evet. Ha meydanın göbeğinde burada çukur var. Aynen. Bak Arif'in gözünde hiçbir şey kaçma. Aynen. Evet ha bu yolun aslında bir şey edilmesi lazım. Bir elden geçmesi lazım. Şimdi şöyle iniyoruz arkadaşlar. Polis abimiz geçiyor. Burası neresi Arif? Caddenin adı ne oğlum? Meydan. Evet burası. Meydan köprü altı. Evet meydan köprü altı. Meydan köprü altı. Şu anda meydan parkı aşağıda. Meydan parkına iniyoruz biraz sonra. Taksim aranı. Arif kaç saat oldu yayın? Baba hemen saate gidiyor. Kaç saat oldu? Bir saat. Evet. Tamam bir saat bir yarım saate kadar da bitiyor. Yarım saat sıkıntı yok. Evet. Şimdi burada ne var ya? Ha burada da pasta masta işi var. Aa buraya baksana lan ne güzel mağaza burası. Evet. Ha buraya bir girelim bakalım. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu mağazaya bakar mısın ya? Sanki Kadıköy'de ya. Evet. Arif ne satayla araba? Sağdan. Devam Bismillah. Sağdan. Beyefendi merhaba. Merhaba. Ya bu vitrini kim yaptı Allah'ını seversen? Ha bunu kim dizi abi ya? Bunları biz diziyoruz. Ha buraya baksana. Pasta sevmem ama pasta yiyesim geldi. Allah'ını seversen. He? Biz yapıyoruz. Siz mi yapıyorsunuz? Yapıyoruz evet. Hay maşallah ya. Patron burada mı? Ha patron da. Ya arkadaş sanki dersin 7 yıldızlı otele girdi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sarayını aldı mı? Beyefendi patron kim? Burada mı patron? Merhaba, ha merhabalar. Merhaba. Merhabalar efendim. Sizin mi bu tesis? Evet. İyi Oktay Bey. Oktay Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok ya şu manzara dekorasyon. Öncelikle senin dekorasyoncunu tebrik ediyoruz. Yani buraya girdiği zaman insanlar yani ayrı bir akustik var burada yani. Nostaljik var. Öncelikle sayfamızda izleyenler sizi bir tanısın efendim. Buyurun. Oktay Kaplan, Üstad Pastaneleri. Üstad. Oraya bir geçin Oktay Bey. Şöyle çiçeğin yanında da çok da güzel bir çiçek var. Onun altına geçerseniz. Eyvallah. Şuraya geçelim. Evet değerli arkadaşlar. Evet. Oktay Bey bir şey söyleyeyim mi size? Oktay. Yani ben aslında Oktay Bey'i tanıyorum. Paylaşımlarında 800 bin bandında beğeni kolay değil yani. Bakan değil bu kardeşimiz ama Trabzon'un sevilen, güvenilen bir yüzü. Üstad Pastanesi'nin sahibi Oktay Bey. Ben aslında tanıyorum kendisini de. Böyle de geldik kendisini tanıtmak istedim size. Çünkü güzel insanlar bunlar. Evet. Önce kendisini anlatsın efendim. Evet. Buyurun. Oktay Kaplan, Üstad Pastaneleri, Üstad Lokantaları, Grand Üstad Otel işletmecisiyiz. Evet. Toplamda var böyle bir 50-60 çalışan. Ekmek veriyorsunuz. Evet. Çarpı 5 desen. Evet. 300 kişi ekmek evet, veriyoruz maşallah. Trabzon'da esnafız, merkezde. Bir şey soracağım, pandemide dışarıya adam attın mı? Pandemide dışarıya adam atmadık, aksine ilave eleman aldık. Ne diyorsun sen ya? Evet. Ha, ilave eleman aldın. Şöyle, pastanelerimiz çalıştı, otelimiz pandemi sürecinde 3 ay bir o süreçte kapalı kaldı, restoranımız kapalı kaldı ama işveren şeylerin, çalışanların maaşlarını biz kısa çalışmalı şeyle beraber de üzerine ilave ettik. Maaşlarını tam verdik. Halen evet. Daha devam ediyor. Ekstra eleman fazlalığımız oldu. Yani eleman daha fazla aldık. Şu evet. An öyle devam ediyoruz. Yani eleman bu korona konusunda ne diyorsunuz? Maske mesafe. Şimdi ya. İzleyenlerimiz de diyecek maskesi yok. Olsun ona da yani şimdi sonuçta uzak mesafede durduğu için şey yok. Bu konuda ne diyorsunuz abi? Nereye gidecek bu iş Oktay? Yani şöyle maske
Mesafe, hijyen. Mesafe, hijyen. Bunlar yani, hadi gelin. Şöyle özellikle de yani bu şu pandemi sürecinde biraz daha hijyen kurallarına biraz daha özen ve dikkat edilmesi lazım. Edilmesi gerekiyor. Evet. Yani eskiden mesela gene bir hijyen kuralları biraz daha şeydi ama bu dönemde biraz daha onlara dikkat ediyoruz. Dikkat etmek lazım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz doktor bey. Allah razı olsun. Yayınlar. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, bu masallara da tabii yazılmış. Mesafeleri koruyun. Tedbirler alınmış. O yüzden çalışanlara da kardeşim size de kolay gelsin. Sağ olun. Ne yaptınız siz? Bunun adı ne? Bu ekler. Ekler. Kaç lira kilosu? 40. 40 lira ekler. Hadi bakalım. Ekler. Çok güzel. Evet. Bak dondurmalarında her çeşidi var. Değil mi? Ve burada enteresan bir şey var arkadaşlar. Şeker koymadan pasta yapıyorlar. Var mı onda? Şeker koymadan pasta yapıyorlar, hurmadan. Hangisi hurma, o? Hurma dolgu pastalarımız var, evet. Yok, şeker koymadan pasta. Hurma dolgu pastalar. Ha, hurma dolgu pasta, evet. Hadi bakalım, Arif. Arif, hadi bakalım Arif. Evet, şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Böyle doğaçlama bir esnafı da sizlere tanıttık. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı, oynanmasın mı? Valla ben maça ilgim yok ama diğer dediklerinize tamamen katılıyorum. İzledim. Trabzon'u izliyorsun. Aynen. Başbakan nereden izliyorsun? La adam bizi Facebook'tan izliyor. Kaç kişi izliyor mu? Şu an 119 diyor. Maşallah tamam. paylaş hadi bakalım. Kolay paylaş. Gelsin. Doğaçlama yayındır. Pandemi döneminde. Pandemi döneminde gel. Selamun aleyküm. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Oynansın. Oynansın. Adamsınız. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Gel. Gel bakalım. Arif, değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi şeye geçelim. Uzun sokağa mı geçelim? Geçelim. Uzun sokağa geçelim. Geç kaldık. Buradan bir canlı daha yayın daha yapacağız. Maraş Caddesi'ne geçeceğiz ama şimdi uzun sokakta uzun sokaktan geçelim. Şu yerdeki izmaritler konusuna değineceğiz. Dur. Şimdi Arif, yerde izmarit gördün mü? Bana de gösterelim. Değerli arkadaşlar, bu tuvaleti göstermiştik, aşağıdaki tuvaleti zaten. Şimdi buradaki engelli şeyleri de vidali yapıldı herhalde. Değişildi mi Arif bunlar? Evet. Parlay sanki, evet, mi? Evet, değişildi. Tikine. Tikine midir bunlar? Evet. Yerlerde izmarit yok değil mi Arif, yok, temiz? Yok, Trabzonspor yok. Bilet satış yeri burası. Eyvallah. Fenerbahçe'yi bu hafta yeneceğiz mi abi yarın? Abi inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın şu bebek emzirme kabinleri. Davut Çakıroğlu Bey'in mecliste sorgulattı. Ama harbiden arkasında büyük bir sıkıntının, yani etik olmayan durumların ortaya çıktığı. Hatta bir ilde de kaldırıldı bu. Biz bu bebek emzirme kabinlerinin arkasına banka koyan sistemin tamamen kamuflajlı bir sistem olduğunu Davut Çakıroğlu Bey mecliste dile getirdi. Başkan dedi onları kaldırıyoruz ve kaldırmadığını görüyoruz. Şimdi bununla ilgili biz ilave bir haber daha yapacağız. Bu bebek emzirme kabinlerinde, değil mi? Buradan toplanan paraların akışında başka bir dernek, başka bir şey, başka bir mevzuat. Davut Çakıroğlu Bey bunu mecliste ispat etti. Murat Zorluoğlu Bey de bunu kaldıracağız dedi. Kaldıracağız dedi ama çalışıyor. Burası servis dışı yazıyor, o zaman binayı kaldıralım. Yani bu bankamatik, bankalardan alınan para nereye gidiyor abi? Bak, Yapı krediden, Akbank'tan alınan kiralar kaç liradır? Kaç tane var? Ayda ne ediyor? Yılda ne ediyor? Davut Bey bunları dile getirdi. Evet. Ama bu kabinler hala burada. Başkana da buradan sesleniyoruz. Aynen. Bir de meydanda bak çöp durumu var Arif. Var. Bak yere atılıyor. Yere atılıyor. Bak şurada çöp kutusu var. Evet. Yemin ediyorum. Aynen. Yerde izmarit var ya. Evet. Arif, ayağın altında izmarit var ha. Evet, var. Şurada bak. Var. İzmarit var. Var, ha burada izmarit var. Ya insanımız da abi, bak insanımız da. Ha burada işini yaptığı zaman, ha buradan atacak ha buraya da. Ha buraya atacak. Aynen. Evet. Daha hijyen olacak. Evet, şimdi burada müzik kabini var. Bak burada müzik veriliyor. Evet, müzik veriliyor. Müzik. Ama şu evet, kabinler şey. Arkadaşlar, bu kabinlerden, bankalardan alınan para 10 bin mi? 6 tane 60 bin değil mi? Ayda, yılda 720 bin değil mi? Diğer illere de, diğer iller başladı kaldırma. Bunun içerisinden bir Çapanoğlu çıktı. Çapanoğlu'nu Davut Çakıroğlu ispat etti. Başkan da dedi kaldıracağım. Niye kaldırmadı abi? Kiralar nereye yatay? Size bomba soruyor. Bu nedir? Kızılay Kan Merkezi mi Arif? Evet, burada. Kan verdin mi oğlum? Evet, abi burada. Senin kanın temizdir Arif. Evet. Senin kanın temizdir. Evet, gel bakayım. Arif, şimdi devam ediyoruz. Ediyoruz.
Evet, uzun sokağa baba uzun, abi, uzun sokağa giriyoruz. Uzun sokağa. Uzun sokak. Bir de abi ağaca da bir bakın abi. Evet. Abi ağaç sıkıntılı. Sıkıntılı evet. Sıkıntılı. Bunun ailevi sorunları mı var abi? Var var. Nerede? Ödemelerde bir sıkıntı var. Var var. Orada herhalde. Buradan da park bahçelere şey diyor bunun kredi abi, kartında ağacın, sıkıntı var. Bu ağacın gıda eksikliği var. Gıda kredi, eksikliği. Kredi kartından problem aynen, var. Aynen aynen. Hadi gıda kredi kartında problem var. Hadi bakın. Hadi. La oğlum. Şimdi ne abi, yapayım abi işi verelim evet, biraz da gırgıra evet, ya evet. Her şeyde. Buradan geçelim. Abi bir dakika dur. Heh. Ben şuradan geçeceğim. Bak Abra'yı güzel yaptılar Allah için eğri yeri doğruyor. Ah 5 evet. Dakikada bir çukur çayır kakar. Çık kakıyor evet. Ah çukur çayır. Hizmet güzel. Hizmet güzel ama bu arabalar oradan 3 tane 5 beşe boş geldiği de attılar bana. Evet. Evet. Görüyor musun ha okutup gidiyor vatandaş. Aynen. Yani güzel buradaki hizmet. Buradaki. Güzel hizmet. Mesela. Hizmet güzel tamam hadi. Evet. Hadi bakalım hadi. Gel bakalım. Arif. Gel bakalım oğlum. Şuraya abi. Şuraya daha şey alalım. Daha nereye alacağız? He? Şu girişteki çok. Ne var orada? Daha güzel bir yer alınamaz mı abi? Bunu yer alalım. Aa şunu. Mesela şuraya şu arabayı. Şu. Bak abi bir de. Aa şurada. Şurayı ele alalım şurayı. Hah al ele abi. Mesela, dinliyorum seni. Bu çöple. Hah. Bu çöple bu telefonun yeri. Bura mı ya? Yani? Bak bura giriş. He. Bura. Meydan Parkı'ndan uzun sokağa girişi. Kara oralar karari. Ama akşam çöp koyalı Arif buraya. Abi bak bunların yeri burada değil. Daha müsait yer bulacak. Oğlum adam elindekini atamıyor. Nereye atacak? Ben diyor ki abi, uzun sokakta bir tane çöp kutusu yok. Ya sevgili abi daha kuytu bir yere yani köşeye. Ya kuytu da adam kuytu yere gitmiyor. Atay buradan yere de anlamayın mısın? Abi orada olacak orada burada değil. Buraların yeri burada değil. Abi bak, direğe mi taksak onu Arif? Şöyle bir bak. Bak yaya geçinden geliyor adam. Burada motor. La elinde kağıt var da geçerken atayı oraya Müslüman ya, adam. Şurayı bakar mısın abi? He. Tamam abi motorlar anladım. Motorlar anladım mı çöpü? Nereden geçecek insandan nereden? Ha oradan. Orada. Abi şuraya baksana abi. Şuradan geliyoruz. He. Tamam. Geliyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Nereye? Ha buraya. Nereye? Ha buraya. Buraya da gideceğiz. Ezan. Oğlum ha buradan geleceksin. Eczaneye buradan geçeceksin. Harif gel. Ya. Yarın her ballarını sana. Haydi bakalım. Evet değerli arkadaşlar şimdi abi taşlar hangi taşlar abi, oğlum abu mas şuraya bak abi rogarın burası ne rogarın orayı ha rogarda sıkıntı yok abi orada ya, burada insanlar düşüyor düşüyor mu düşüyor gel bakalım abi aradaki bir cadde var oraya bir girelim evet şu anda neredeyiz Defacto'nun önünde Zafer Çarşısı'nın önünde canlı yayındayız değerli arkadaşlar evet. Harbiden uzun sokaktayız şu anda paylaşımlarınızı bekliyoruz değerli arkadaşlar. Evet abi. Harbiden biz sosyal mesafeyi koruyarak bu canlı yayını yapmaya çalışıyoruz. Sizlere güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Evet abi. Buradan da şuradaki bir meydan hamamı caddesi var. Evet abi. Şurada. Abi şuraya bakalım. Şuraya abi, şuraya. Evet. Şimdi bak. Oralarda Arif Köster sıkıntıyı. Ne var orada Arif? Vaziyet burada abi. Takılıyor, düşüyor. Evet. Takılıyor düşüyor. Evet taşlar abi. Tamam şimdi ara sokaklara indiğimiz zaman abi bak ha burada iyi bir taşlar, derinlik var. Evet. Potluk var değil mi Arif? Evet potluk var. Nerede abi, var? Ha, hani? Ha böyle abi gidiyorum. Takıl düş. Takıl düş. Orada kaç kişi düştü? Kaç kişi? Kaç kişi düştü? Evet gel az daha ileri gelelim bakalım bir şey var mı? Aynen. Abi bak şuraya. Bak. Evet. Evet şuraya göre. Şimdi abi geldiğim zaman arkadaşlar. Evet. Bakınız şurada düşen şu manzara iyi bak abi. Düşen insanların adı sayısı. Anlat bakayım Arif. Tamam abi. Mevzuyu anlat bakayım hocam. Geliyoruz abi, düşüyoruz. Nasıl düşüyoruz? Ha. Tökezlerin. Ha pozisyon burada. E kaç tane taş var abun değişemiyor? Bak işte bak bir sürü bak. Arkada var mı? Ha geliyoruz. Yürü ha biraz da. Ha bak vaziyet. Ha takılsa düşer mi orada? Abi kaç göstereceksiniz? Kaç kişi? Sosyal medya Teoman Yılmaz Facebook'a canlı izleyin efendim. 20'ye yakın ülkeden. Evet. Şimdi burada abi, var mı da Arif? Abi. Ne olacak oraya takıldım abi? Ne olacak? Bakalım bir dakika. Evet. Buyur abi. Peki Arif'ciğim bir şey soracağım sana. Hatta sana değil vatandaşa soralım. Selamun aleyküm. Bu gösterilen taşların yapılma süresi ne kadar olur tahminin? Yani bir usta gözüyle. Çalıştıktan sonra 2-3 günde bura biter abi. 2-3 gün. Ne abi? 10 tane taş var orada ya. Komple saat, mi? Komple saatlik ya. Komple mi? Saatlik. Yok yok kırıkları kırık. 2 saat. 2 saat. Tamam da ben genel olarak söyledim. Yani bu komple bu cadde üzerinden evet söyledim. Biz buradan Murat Zorluoğlu Bey'e bir mesaj ver bakayım var. Evet. Taşlarla ilgili. Murat Zorluoğlu Bey. Başkanıma. Başkanımıza.
Ya bir zahmet ya. Bir emrinize bakıyor Sayın Başkanım. Böyle yıkın vuruyor adamları, anladın mı? İki saatlik işi var. Ne işin? Abudaşlar için. Evet, 2 saat. Düşmesin diye. Efendim, Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Ya oynasa güzel olur. Oraya bir hareketlilik katar, canlılık katar. Oradaki esnafı da düşünmek gerekiyor. İnsanları da düşünmek gerekiyor. Yaşanmışlıklar var, ergonomi var, okul yolu var. Tabii yani, bir hatıra sahnesi olması lazım oranın. Peki. Avnaker'in orada gene yeşillendirip, hayata geçirilip bir canlandırılması lazım oradaki futbolumuz. Şimdi siz bir şey söylerseniz, yarın Murat Zorluoğlu onu yapacak dersem ne istersiniz? Ya başkanım, kentin sorunlarıyla ilgili başkanım, bir tane ama. Buyur. Ya başkanımız ister istemez ne yapsın? Bir tane sorun söyleyin. Eksikleri tabii ki görüyordur da onu da zamana yayıyor. Bir anda hemen istediği gibi. Sizin istediğiniz olmuyor. Bir tane ne var? Valla şu Maraş Caddesi'ndeki dolmuşları kaldırsın. Bravo. Efendim siz ne istiyorsunuz başkandan? Buyurun. Şu sokak halkın girdiği sokak. Evet. Burada bütün sokaklar halkın girdiği sokak. Ama trafiğe kapalı, ama adı trafiğe kapalı. Günde 50 tane araç giriyor buraya. Doldur boşatlara ayar verin. Abi öyle diyelim. Tabii. Ambar tabii. Doldur boşatlara saat ve ayar ver. Saat onlar değil. Şuradaki pastaneler. Günde 5 defa giriyor, 3 pastane ver, 15 araba. Ya ya. Onlara bir mal lojistik disiplini. Abi, lojistik disiplini. Öyle şöyle çekebilir, oradan taşıyabilir. Buraya niye koşacaklar? Saat koyacağız onlara. Sizin bir istediğiniz var mı efendim Murat Zorluoğlu başkanımızdan? Buyurun. Başkanımıza ne diyelim? Güzel. Sağlık afiyet dileyelim de bir de bir kent için bir şey diyelim. Önce sağlık dileyelim, ondan sonra Trabzon'umuzu güzelleştirelim. Sahil bok kokuyor. Evet. Batum'un, ondan sonra Moloz'un tarafı duydum. Batum'a gitsin de görsünler bak nasıl temiz diye. Adamlar oradan... Şuayip Kopal ne diyor biliyor musun? Başkanı sokaklarda görmek istiyorum. Aynen. Doğru, doğru mu diyor? Başkanı ben bir seçildiğinde görmüştüm. Şimdiki başkanı mı? Tabii. Orhan Bey'i kaç defa gördün? Onu hiç görmedim. Allah'a emanet olun. Kardeşim sen Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı sorarsak ne dersin? Oynansın. Futbolla ilginiz var mı? Yok. Ha yok, o zaman sormayalım. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Şunu da söyleyeyim. Murat Bey, belediye başkanımız Trabzon için emin olun ki elinden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyor. Ama yanındakiler bırakmıyor onu. Doğru işlerde yanındayız, yanlışlarda karşısındayız. Yok. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Evet, şimdi Arif. Evet. Oğlum kaç saat oldu yayında? Ama gidiyoruz. Gidiyoruz. Yani şeyi aşmayalım. İnsanlar sürekli duramıyor ekran başında. Durmak yok. Paylaştır diyor musun oğlum? Aynen. Paylaştır. Havalar burada. Paylaştır. Evet. Paylaştır diyor musun? Beton Elva'dayız arkadaşlar. Geçen dondurma yarışması yaptık. Beton Elva birinci geldi. Evet. İkinci Selim Pastanesi geldi. Yok abi, oraya giresek çıkamayız. Adam dondurma verecek. Ne var? Şimdi buralar. Ne var burada? Evet. Burada şimdilik bir şey yok. Gel, yerde bir şey yok. Arif, yer daha kötü olan yerler var. Gel, burada bir şey. Kötü olan yerlere bakalım. Devam. Gel. Oğlum oraya dondurma yemek gittiğin zaman abi kaçırmayalım. Adam diyecek ki lan dondurma yedi. Abi, ayarları kaçırmıyor. Yerleri kaçırmıyor. Şu anda değerli arkadaşlar uzun sokakta yürüyoruz. Tüm Avrupa'da izleyenler paylaşsın. Avrupa'daki gurbetçiler. Gurbetçiler Arif, evet, gurbetçileri. Trabzon'un merkezinden gidiyoruz. Evet, merkezinden. Trabzon'un galibi uzun sokak sel gibi akıyor değil mi baba? Aynen. Evet, sel gibi akıyor. Evet. Şuradan devam ediyoruz. Trabzonspor'da amatör maçlar Yavuz Selim'de oynansın mı sorumuza? Yemin ediyorum %100'e yakın. Kayıtlı zaten. Oynansız çıktı. Biz de şimdi buradan doğaçlama gidiyoruz. Bu soruları soracağız. Bak mesela bu abimize soralım. Selamun aleyküm. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Yavuz Selim'de oynansın. Oynansın. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hadi bakalım. Bir daha buradaki bu galeri pırlantaya soralım. Gel. Turgut. Turgut'a soralım bakalım. Turgut ne diyor? Turgut'a ne diyor? Dur. Evet. Arif gel. Bak ha burası tatlı ses lahmacun değil, mis lahmacun oldu. Burası tavuk dünyası. Abi orada yeni revizyon yedi. Evet. Selamun aleyküm. Değerli insanlar. Buyurun, şu anda canlı yayındayız. Bizler 20'ye yakın ülkeden 40 bine yakın insan şu anda canlı yayında izliyor sizi. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynamasın mı efendim? Oynansın. Murat Zorluoğlu'ndan isteyeceğiniz bir şey var mı? Kent için. Bir tane bir şey isteyin.
Bu akarları temizlesin yeter. Başka akarlar bir... temizlesin yeter. Murat Başkan'dan isteyeceğiniz bir şey var mı güzel insan? Katılıyorum arkadaşlar. Yavuz Selim de amatör maçlar oynasın. Oynasın. Abim siz ne diyorsunuz? Yavuz Selim Trabzonspor başkanı mı bu? Yok. Yavuz Selim de amatör maçlar oynansın mı diyoruz? Yavuz Selim, eski Yavuz Selim. Eski Yavuz Selim de. Konu teferruat değil de biz futboldan soğutucu işleri yapılmasın. Bu şaibeli olan konularda eski ruhu bulalım. Futbolun eski ruhu bulalım. Şöyle bulalım. Şöyle bulalım. Masa oyunları kalksın. Delikanlı olalım. Yerli lafla. Delikanlı olalım. Masa oyunları kalksın. Her şey para ile alınamayacak şeyler vardır. Evet. Bunlara çok önem verilsin. Bir tanesi de Trabzon taraftarının arzusudur, isteğidir. Mesela bu şans 50-60 senede bizim elimize geçmezdi. Yöneticiler sanıyorum, futbolcular da böyle elimize düşen bir fırsatı elimizin tersiyle ittik. Murat Başkan'dan istediğin kent için bir şey var mı? İşte söylediğimiz bu. Mevcut başkan veya başkan olmaya soyunan bu futbol ruhunu tekrar bize kazandırabilecek çalışmaları yapmasın. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Oynansın. Oy yarım vallahi. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Hadi baba. Evet. Arif. Arif gel bakayım yanıma Arif. Şu anda bizler canlı yayında değerli arkadaşlar gidiyoruz. Selamün aleyküm abim. Seni tanımayan yok. Gel buraya. Nereye? Şimdi Trabzon'a yeni kazanım. Hangisi? Bak bu böyle bu. Trabzon'a yeni helvacı yeni. Ali. Evet. Merhabalar. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Oynansın. Oynansın. Siz? Oynansın. Oynansın. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin helvacı. Ne helvacısı lan? Abi bu Ali. Helvacı Ali. Helvacı Ali mi? Oğlum bir sürü helvacı geldi. Beton helva vardı. He? Trabzon'a yeni kazandı abi. Gümüş damacı çektim abi. Burali mi? Ne? Kim? Tabii. Abi buradan bir soralım bakalım şu canlı yayında. Gel bakalım abi. Evet. Selamun aleyküm. Canlı yayındayız şu anda. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Kesinlikle oynansın. Kesinlikle oynansın. Murat Başkan'dan. Murat Başkan'dan. Bir tane şey isteme hakkım var. Ne istersin? Onu düşün. Ben abim Kur'an okuyor. Tamam. Ne istiyorsun? Onu düşüneyim. Onu düşün. Sonra bildireceğim. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Evet, şimdi arkadaşlar, selamun aleyküm baba, kolay gelsin. Temizliyorsun, izmarit çok ataylar yere de. Çok ataylar, bu millet izmarit yere atmaktan nasıl kurtaracak? Arif, evet, ya valimiz, belediye başkanımız bu. Elindeki çöpü yere atma. Üret, ye ve ye hazıra konma. Elindeki çöpü yere atma, maskeni yere atma. Ha böyle bir farkındalık kampanyası başlatsa olur mu Arif? Olur, mükemmel olur, mükemmel olur. Nasıl yapacaklar onu? Okulları, durakları aynen, kullanacaklar aynen. Değil mi? Aynen. He. Mükemmel olur. Değerli arkadaşlar şu anda uzun sokakta gidiyoruz canlı yayında. Canlı yayında gidiyoruz. Burada yeni Kafe Stadi burada yeni açıldı. Görüyor musun? Yeni kazanım. Kafe Stadi burada yeni evet, yeni kazanım. Ama yeni kazanım. Kafe Stadi'de ürünler güzel. Self servis var burada görüyor musun? Self servis evet, var. Bir soralım bakalım onları. Merhabalar efendim, canlı yayındayız şu anda. Murat Zorluoğlu Başkan'dan, belediye başkanımızdan isteyeceğiniz bir şey yapılacak. Ne istersiniz efendim? Aklınıza geleni bir düşünün. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Yavuz Selim'de. Futbol sahasında amatör maçlar oynansın. Ha, misafir geldiniz. Tamam, Trabzon için bir şey ister misiniz yapılmasını istediğiniz sıra? Mesela bir tane söyleyin. Başkan dinliyor şu anda. Önerimi söyleyeyim. Buyurun. İzmir'den gelen biri olarak. İzmir. Sahile önem gösterin. Sahilde yeşillik alan, çimlik alan yakın ve insanlar orada bol bol vakit geçirir. Denizle. Denizle şehri bence birleştirin. Şu an arada hep yol var, kayalık var, toprak var. Ben bunu gördüm. Dışarıdan bugün gelen biri. Dışarıdan kaç yıldır gelmemiştiniz? 10 yıl oldu. Yani. 10 yılın üzerine bak çok önemli Arif dinliyor musun? Evet. Bunu kayda geçiyoruz. Şu anda 20'ye yakın ülkeden 40 bin kişi izliyor. Ben gazeteciyim Teoman Yılmaz. Facebook sayfasından önemli bir şey söylediniz. Bir daha tekrar söyleyin efendim. Buyurun. Trabzon'u denizle birleştirin diyorum. Sahili yeşillikle doldurun diyorum. Maşallah. Çim alanımız olsun. İzmir'de kordonda biz nasıl oturuyorsak burada insanlar otursun.
Trabzon halkı denizle biraz bütünleşsin isterim. Şu an denizle sadece bulun. Yol var. Kenara baktığımızda kayalık var. Kayalıklarla arayı birleştirin. Çok güzel bir birleşim. Ablacığım siz? Ben de aynısını söyleyecektim. Berk yeğenim söyledi. Dışarıdan gelenler. Trabzon. Siz de İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Dışarıdan gelenler. Ben İstanbul'da oturuyordum. Evet. Şimdi de buradayım. Evet. Gerçekten Trabzon hayallerimizin dışında kalmış diyorlar sahil için. Sahil için. Sahil için. Pis kokuyor. Lağım kokuyor. Ama çalışmalar var. Devam ediyor. Devam ediyor. Sizler eski Trabzonlu musunuz yoksa? Trabzonluyum ben. Yerlisi misiniz? Evet, yerlisiyim. Aha. Yani çalışmalar da devam ediyor. Onu da beklemek lazım biraz gibi geldi bana. Tamam. Ama bakın yıllardır. Sahil yolu hala bitmedi. Giresun, Ordu, Sinan. Bitirdiler. Bitirdiler ve muhteşem güzel. Herkes sahilinden faydalanıyor. Biz Trabzonlu. Kıskanıyoruz onları. Aynen. Ablacığım sizin bir projeniz Murat Zorluoğlu Başkan'dan şunu yapın dediğiniz şey var mı efendim? Buyurun. Ben İzmirliyim ama şeyi fark ettim ki bütün şehir yollarla mahvedilmiş. Hep yollarla kesilmiş. Evet. Bu arada normal yaşayan halk bile yollarla beraber yaşayamaz hale gelmiş Trabzon'da. Ben evet. Güzel bir tespit. Ablam sizin bir öneriniz buyurun. Gene aynı. Aynısına katılıyorum. Facebook Keoman Yılmaz. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Arif. Oğlum kaç saat oldu ya? Abi görüyor musun? Bunlar Trabzonlu. Abi Trabzon dışından da Trabzonlu olan da var. İstanbul Kırpidesi burada. Eski Paşa Trabzon. Döner var. Yeni bir burayı müessese. Yeni abi yeni, Paşa yeni. Döner diye soralım. Selamun aleyküm. Canlı yayındayız. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Valla arkadaşlar açar. Baba oynansın mı oynanmasın mı? Oynansın. Oynansın. Ha? Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. İyi satışlar. Burada ne köfteydi la? Çiğ köfte. Ömer. Ömer çiğ köfte de burası. Evet. Hadi bakalım çiğ köfteci Ömer. Evet, kestaneci kardeşim de söyle. Baba, selamun aleyküm. Kilosu kaç ya bunun? 100 lira mı? 100 kuruş, aynen. 100 lira, değil aynen. mi? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı, oynanmasın mı? Nasıl? Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı, oynanmasın mı? Oynansın. Eyvallah, sağ ol. Hadi bakalım. Evet, şimdi Arif. Evet. Havle geçelim, ileride bir nefes verelim. Ya az dur bakalım, hav ileride bir çay içeriz de Arif. Hadi bakalım abla biraz daha gidelim. Kaç saat oldu? Bak bakalım kaçta başladık? Yayına kaçta başladık? Baba bir saati geçti. Bak bakalım kaçta girdik yayına? Selamun aleyküm. Aleykümselam. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Oynansın. Oynansın. Başkan Murat Zorluoğlu sizin bir isteğinizi yerine getirecek kent için. Ne istersiniz? Kent için mi? Abi yolları bir ilk önce düzelsin. Yolları düzelsin. Sen bir de uzun sukan aydınlatmasını yapsın. Ha. Tamam abi. Sen tamam ne istiyorsun abi? Karanlıkta da kazanıyorum. Tamam abi. Buranın sorunu ne zaman bitecek şurada? Ha. Abi şu şurasının sorunu evet. ne zaman bitecek? Buranın sorunu ne zaman? Yapalım. Kaç senedir burası? Değil mi? 5 seneden beri buradayım. Bak bu tel burada kaç zamandır burada? 1,5 senedir. 1,5 senedir bu telin burada durmasını soruyor vatandaşlar. Üstten bir şey düşecek de. Bunun restorasyonu ne zaman bitecek soruyor. Bunda ya yayını... Restorasyonu oldu. E bitti de bunu kaldırmadın. Oldu da bu ne olacak? Buranın ne? Şu görünüm abi Bekir içeriye tavşan koyarlar ya. Ya ha? Bu ne iş anam? Arif tavşan koyabilirler. Ya nedir bu ya? Hizmet diye yürümüyor kardeşim. Bu ne 3-5 günde yapılacak bir iş burası. Evet. Yani kaldırabilirler daha bunu. Kaldırabilirler. Tamam. Eyvallah. Kaldırırsın diyorlar. Şu anda kaldırılsın deniyor değerli arkadaşlar. Yani o şeyin önündeki. Evet Arif. Kaç saat oldu? Aa yerdeki taşlar abi bak şimdi bak burası bozulur. Burası bozulur niye bozulur? Burada otopark çalışıyor Arif. Burada otopark çalışıyor. Buranın taşları zaten kronik bir durum halde. Anladın mı? Arabalar giriyor çıkıyor. Şu anda uzun sokağın en canlı hareketli yeri burası abi. Dolayısıyla buradaki taşlara da. Bak şurada bir tane annemizin düşüp kafasını parçalaması değil mi? Yerini bulalım abi. Ayağımı soktum. Gördün mü? Abi taşı değiştirelim. Bak bunu amirler not alsın. Amirler. Amirler not alıyor abi bunu. Şeyde de soralım mı? Palete'de. He? Palete girelim mi? Palete'ye gireceğiz abi. Orada çok şey var ya. Soralım öbür bu şakarı da. Öbür taraftan girelim. Gel. Ha buradan girelim. Hadi bakalım. Canlı yayında. Burası da palet. Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız? Evet, canlı yayında şu anda. Değerli arkadaşlar, paletin içindeyiz. Paletin içindeyiz. O yandan çıkacağız. Evet. Palet tabloya L şeklinde dönüyor değil mi Arif? Samet Baba'ya soralım. En başa gidiyoruz abi. Evet.
Evet, en başa. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin efendim. Bu Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Bir sorumuz var. Oynansın. Teşekkür ediyoruz efendim. Kime sor? Samet Bey. Abi merhaba. Samet Bey. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Çok zor bir soru. Oynanabilir abi. Oynanabilir. Murat Başkan'dan bir şey isterseniz hemen yapacak. Bir tane kent için bir şey isteyin. Ne isteyelim? Kent sorunuyla ilgili canım. Şahsi bir şey isteyecek halin yok. Kent sorunuyla ilgili. Yani her yer sorun yani. Hangisini isteyeyim? Bir tane değişsin. Dolmuşları değişsin. Dolmuşları, dolmuşları değişsin. Evet. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin efendim. Sağ ol. Hadi bakalım. Arif gel. Evet. Şimdik. Şöyle geliyoruz. Arif. Oğlum ben susadım. Oradan gidip de bir su içelim. Ha bu şeye. Ha bu ayakkabıcı kimidi? Abbas'tan. Türkiye'nin en meşhur ayakkabıcısı Gundura Kliniği. Allah'ını seversen ya. Şuraya bakar mısın? Gundura Kliniği yazar. Başbakanın 3 defa girdiği yer. He? Kim girdi? Davutoğlu. Başbakan Davutoğlu'nun 3 defa girdiği mekan. Ha buraya girdi. Evet. Ne diyorsun sen? 3 defa Başbakan Davutoğlu eski. Allah'ını seversen. İçişleri Bakanı. He? Buraya girmişti. Adı ne buranın? Gundura Kliniği? Gundura Kliniği. Alparslan Bakıroğlu. Alparslan Bakıroğlu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Soralım. Evet biz görelim. Evet. Selamun aleyküm. Beyefendi bir şey duyduk buraya. 3 defa başbakan mı girmiş bu dükkana? Abi gelenler gidenler oluyor. Gelenden de Allah razı olsun, gelmeyenden de Allah razı olsun. He, Alparslan Bey. Efendim hocam. Şu anda Murat Zorluoğlu başkan sizi dinliyor. Dinlesin. Eğer efendim hocam. Siz söylerseniz bir sorunu çözecek diyelim. Hangi sorunu söylersiniz? Efendim Yavuz Selim meselesini biz gündemde tutuyoruz. Sevgili başkanımız bizi her ne kadar gelip ziyaret etmese de bizim halımızı hatırımızı sormasa da biz onu seviyoruz bir şekilde. Çünkü bizim büyüğümüzdür, başımızdır. Ama bizim dilimizden konuşursa bizi çok memnun eder. Yavuz Selim'de amatör maçlar o ruh hareketler. Olmalı ya. Kardeşim sen de aynı fikirde misin? Aynen. Eski futbolcu orayı bilir. Eski futbolcu. Mevçin neresi abi? Sabek modeli var sende. Çoman abi ben iyi bir stoperdim gibi geliyor bana ama arkadaşlarım daha iyi bilir. Stoper. Takım arkadaşlarım daha iyi bilir. Ama stoper de iyi. Ama sevgili başkanımdan rica ediyorum. Şu Trabzon'un ekmeğinden, suyundan, havasından faydalandıysa lütfen rica ediyoruz bizi özümüze getirsin. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynar. Kardeşim ne diyor? Teoman abi. Oradan orada yaşanmasını istiyoruz başkanım. Yaşansın. Kesinlikle. Bak bir okul yolu, iki ergonomi, üç psikoloji, her şey orada. Her şey orada. Fiziksel bakmayın ola. Kimyasal bak. Türkiye'nin en tepesindeki adam orada doğmuş büyümüş ya. Ya, yani sen bu muhabbeti nasıl yıkarsın başkan? Yerin başkanısın başkan. Büyük başkan. Yerin başkanısın başkan. Hadi onu bak müşteri. Bana bak. Müşteri de bakıyor bana bu çimde. Ama tamam da biz Tövman babana konuşuyoruz. Allah'a emanet olun. Öpüyorum sizi. Saygıyla eğiliyoruz. Hadi kolay gelsin. Seviyoruz başkan. Sağ ol hadi görüşürüz. Hadi Arif. Arif hadi. Oğlum Arif adam koptu la. oğlum canlı. Aha. Öyle. Buranın maskotu. Canlı yayında. Adın soyadın nedir? Şu ekrana söyler misin? Nedir senin adın? Şu anda Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı yavrum? He? Kent için ne istiyorsun sen? Söyler misin bir tane? Kent için bir isteğin var mı? Adı ne lan bunun? Kent için bir isteğini söyler misin yavrum? Ne istiyorsun? Mama mı? Mama mı istiyorsun? Arif anlay mısın dediğinden oğlum? Ne diyor? Ne diyor? Bizden mi? Tamam anlaşıldı. Hadi bak. Hadi. Canlı yayına çıktı oğlum kedi ya. Evet. Evet. Selamun aleyküm hocam. Canlı yayındayız. Şu anda Murat Zorluoğlu Başkan sizi dinliyor. İstediğiniz kent için bir şeyi hayata geçirecek. Ne istersiniz? Buyurun. Vallahi bir tek şey. Buyurun. Bir tek şey söyleyemeyeceğim. Özür dilerim. Söyleyemeyeceksin. Peki ikinci soru. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Yavuz Selim'de amatör maçlar oynanmalı elbette. Eyvallah. Çünkü böyle bir kentin, bir spor kentinin ondan mahrum bırakılması çok doğru değil. Okul yolu, ergonomi, ayrıca psikoloji. Sayın Belediye Başkanım beni dinliyorsa elbette kent meseleleri ayaküstü bir soruyla cevaplanacak gibi değil. Kent, kent gibi olmalı. Dolayısıyla bunun da esas başlangıç noktası belediye başkanlığıdır. Evet. Dolayısıyla ve valilik, karışık, ortak. Tabii. Ben de nihayetinde yine icraatçı bir kurumda çalışan birisi olarak elbette elimizi uzatırız ama maalesef seçilenlerin her şeyi en iyi bildiği bir ortamda yaşadığımızı belirtmek isterim o kadar.
Evet, şimdi sizi de tanımak istiyor. 20 ülkeden 40 bine yakın insan izliyor. İsminizi de alsınlar. Çok Osman. Güzel. Evet, Osman Üçüncü. Evet. Adım soyadım Osman Üçüncü. Evet, profesör. Kentliğin... Profesör Osman Üçüncüoğlu ismini de demiyor. Yani mesleğini de şey diyor, biraz nazik davranıyor. Tamam. Bak, bu abime de soracağım. Güzel insan. Selamun aleyküm. Murat Zorluoğlu Başkan, sizin istediğiniz bir şeyi yapacak. Ne istersiniz kent için? Bizleri ziyaret etsin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gönül alsın. Ziyaret et. Oy kurban olurum. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Tabii. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Hadi devam ediyoruz. Arif, ben susadım oğlum ya. Ya baba, az gel bakayım. Ha burada bak Arif, gel gel. Sana bir şey göstereceğim. Ha burada canlı yayında Habura'yı yaptırdıydık. Hatırlar mısın Arif? Habura'yı yaptırdıydık değil mi? Evet. Geç geç. Aa çatladı da Arif. Aynen aynen. Bak yeminle ne diyorsun. Bak. Murat Başkan, ha yapılan iş bu. Bak çatladı. Gördün mü? Ah. Çatladı gitti. Sorsan iyi yapaydı. En iyi ekip de geldi buraya. Böyle bir işçilik olmadı abi. Şimdi değerli arkadaşlar. Harbiden susadık. Arif dur bakayım. Şimdi yok yok. Güzel insan, merhaba. Şimdi değerli arkadaşlar. Ha böyle bir karşıya geçeyim. Karşıya geçeyim bak. Bu köşesi kahveydi. Görüyor musunuz Habura'yı? Habura kahveydi. Kahve. Harabeydi. Bura nere? Harabe bir yeriydi. Burası şey, öğretmen evinin yanı. Burası harabe bir yeriydi. Bir girişimci geldi, bu harabe yeri bu güzellikle yaptı. Yani harbiden içeride girip bir bakalım nasıl olmuş. Yani bu güzellikleri de bu çirkinlik. Ha burada kahveydi ya. Buraya affedersin. Yani öyle bir rezil bir vaziyet vardı ki arkadaş demek geldi. Ha buraya bir yatırım yaptı bakalım. Arif gel bakalım, girelim buraya. Bak şimdi bu duvarlarda lambalar var. Ha burada hijyen şey koymuş. Ha bu koridoru, kahve olan ha bu koridoru ha böyle bir güzelliğe çevirdi. Burada karnı acıkan uygun fiyattan burgerleri, hamburger, suyu, limonu değil mi? Sağlıklı beslenmeyi burada yapıyor. Ha böyle bir tezgahları var. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız, bu arkadaşlarımızın bak burada güzel de bir ekran koymuşlar. Tavanlar, yerler. Yanda öğretmen evi var. Habura mezbelelik bir yeri cennet hale çevirmişler. Biz de diyoruz ki ilkesel olarak güzel işler, güzel mekanlar yapan insanları tanıtalım. Ben şimdi bir dönerci tanıttım. Yok öyleydi. Kebapçı tanıttım. Ya arkadaş ben herkesi tanıtıyorum ya. Dolayısıyla ablacığım merhaba. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Oynansın. Sizler ne diyorsunuz? Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın. Tamam. Geçelim şimdi. Geçelim. Değerli arkadaşlar bakın salonda gerçekten nezih bir mekan. Öyle de tam meydanın göbeğinde bu tür yerlerde karnınızı doyurabilir. Bak bir genç yiyor. Bakalım ne yiyor. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. İsminiz soyadınızı alabilir misiniz? Abdullah. 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 Buralı mısınız? Buralı. İyi. Ne yiyorsunuz Abdullah? Köfte, hamburger, köfte, patates, su. Ne kadar bu? Mesela bir öğrenci gelip yemek istiyor. Ne kadara yer bunu? Yani Trabzon şartları için bir öğrenci. Yani şu yediğiniz hamburger, köfte, hamburger, patates, çip, su. Yaklaşık 27 TL. 27 TL. Evet, 27 TL bu karnını doyurabiliyorsun. Başkandan bir şey isterseniz bir genç olarak. Belediye başkanından. Senin istediğini de yapacak diyelim. Ne istersin? Trabzon Belediye Başkanı'ndan. Bir şey iste, yapsın onu. İsteyeceğim bir şey ne olurdu? İsteyeceğim şey meydanla ilgili olurdu. Trabzon meydanla ilgili mesela ulaşım konusunda, meydan olan ulaşım konusunda ve meydanın tasarımı konusunda bir şeyler önerirdim. Meydan şu an güzel, meydanı tasarım yaptılar ama. Evet, o konuda işte meydanı beğeniyoruz. Başka ama var mı? Mesela meydana olan ulaşımda bazı aksamalar oluyor. Onlar irtibat süre evet. Çok geçiyor. Mesela ben Arsin'den geliyorum. Meydan Arsin'den gelmek bazen zor olabiliyor ama yine de kolay. O yüzden çok da bir şey eklemeyeceğim. Teşekkür. Toplu ulaşım falan olabilir belki. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Yani futbolla çok ilgilenmiyorum. Evet. Kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi gelelim bu tarafa. Arif ben vallahi yoruldum ya. Şöyle bir otur abi, 26 numaralı masaya. Değerli arkadaşlar bakınız. Harbiden nezih bir mekan ya. Yani meydanın göbeğinde bu kadar değil mi? İşletmelerine masraf yapan insanlara saygı duyuyorum. Yani mekanlarını güzel yapan insanlara saygı duyuyorum. Biz de bunları sizlere gösteriyoruz. Bakın müşteriler geliyor. Değil mi? Lambalar o biçim. Bak gösteriyorum tekrar ben size.
bu taraftan ön tarafa çıkıyor meydan. Ant Kırtasiye'nin yanı Gelik Lokantası karşısı. Merkez Karakolu. Evet, Merkez Karakolu. Şimdi bir şöyle oturalım. Arif sen şöyle otur, sen şöyle otur. Ya kardeşim bana kim bakıyor buraya? Kim, bir tane garson gelsin abi. Evet, bir tane arkadaş gönder bana. Evet, ablacığım. Şimdi bana bir suyun içerisine limon sıkıp getiriyorsun. Arif kardeşim de bir şey getir, böyle bir sıvı içsin. Bekliyoruz, burada oturuyoruz, tamam? Ben suya bir limon sıkıp getirsin bana. Değerli arkadaşlar, şimdi şöyle otururken biz de bir sohbet edelim sizde. Kardeşim abla gel yanıma, karşıya gel. Gel otur. Evet, güzel insan. Bu mekanı anlattık biz ama sen yokken girdik buraya. Öncelikle sizleri tebrik ediyoruz. Tebrik ettikten sonra da izleyen sayfa dostlarımıza kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Buyurun efendim. Benim ismim Gökhan Er. Gökhan Er. Gelik Lokantası'nı işletiyorduk biz 30 yıldan beri. Efendim? Gelik Lokantası'nı işletiyorduk Gelik 30 lokantası. Yıldan beri. Pandemiyle beraber Trabzon'da... Bir saniye, Yılmaz Kadir diyor, orası meydan mı? Meydan. Gelik Lokantası'nın karşısı Yılmaz Kadir. Ant Kırtasiye'nin yani Merkez Karakolu, Karakolu karşısı. Merkez Karakolu'nun karşısı. Buyur efendim. Pandemi dünyayı etkilediği gibi Trabzon'u da etkiledi ve biz Trabzon'da bu hamburger olayının Amerikalıların elinde, Amerikan şirketlerinin elinde olduğunu gördük. Bir eksiklik olduğunu gördük. Ve hem insanlarımıza bir istihdam yaratalım dedik. Kendi şehrimizin insanlarını burada çalıştırmaya başladık. Buranın etini kullandık, ekmeğini kullandık ve insanlara güzel bir şeyler yapmaya çalıştık. Değerli arkadaşlar, sözlere dikkat edin. Buranın etini kullandık, buranın ekmeğini kullandık, buranın çalışanını kundardık ve bir şey soracağım. Pandemide eleman çıkardınız mı? Hayır. Bak, kesinlikle. Eleman da çıkarmamış. Şimdi böyle müesseseler, bir tek bu müessese için demiyorum. Ben gelene kadar bir sürü esnafa girdik. Yani işini güzel yapmaya çalışan, işine emek harcayan, işine para harcayan esnaflara ya insanlar da ilgi göstersin, destek çıksın diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Söylediğim gibi Teoman abi ve burası, senin de söylediğin gibi harabe bir mekandı burası. Burayı güzelleştirmek adına, Trabzon'a yakışan bir yer olması adına çok uğraştık, çok çaba verdik. Tabakhaneden girince burası böyle tam yolun kenarında harabe bir yerdi. Siz de görüyorsunuz. Yani bayağı bir emek verdik, bayağı bir uğraş verdik. İnşallah Allah karşılığını. Evet. Çok güzel. Bizler de burayı göstermekten onur duyduk. Arif'im, senin müesseseyle ilgili görüşlerini alabilir miyim? Arif. Bu tabii kardeşimiz çok evveliyata dayanan esnaftırlar. Karşıda Gelik Lokantası'nın işletmecileridir. Evet. Yani güzel kardeşlerimizdir. Evet. Yani eski esnaflığına dayanan bir şeyleri, hizmetleri vardır. Evet. Bu işi de başaracağından eminim. Yani çok güzel bir mekan sundular. Burası eskiden ben biliyorum kahveydi. Çok harabe bir yerdi. Evet. Yani öğretmen evinin yanında Merkez Karakolu'nun karşısında. Ben umuyorum daha güzel şeyler yapacağına, daha şeyler katacağına, mesela evet, şehire güzel bir hava katacağına inanıyorum. İnşallah. Bak Arif, çayın da geldi. Bu limon benim. Limon benim. Çay da senin. Şimdi değerli arkadaşlar, ben şu şeyi çeviriyorum bana doğru. Evet değerli arkadaşlar, ben şimdi bu ayağı da, tripodu da koyayım ben buraya. Ayağı da koyayım ben buraya. Böyle bir koyalım. Değerli arkadaşlar, bakınız. Sizlerle yayın yaparken doğaçlama yapıyoruz biliyorsunuz. Bu arada benim de kantım geldi. Kantı içerken de sizlerle sohbet ediyoruz. Değişik ülkelerden değil mi? Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bizler diyoruz ki bu güzellikleri sizlere takdim ederken tarafsız durmaya, ilkeli durmaya, değil mi? İnsanları doğru yola sevk etme noktasında gerçekten özel bir önem vermeye çalışıyoruz. Yani bizim siyasi, ticaret, hakaret olmadan böyle bir sayfayı yönetmemiz sizlerin desteğiyle oluyor. Bugün böyle bir doğaçlama yayınına başladık. Biraz sonra az bir şey daha aşağı inecek. Gel Arif yanıma. Arif gel yanıma, al çayını gel. Gel, ekranda gözüküyorsun zaten. Ses az geliyor. Gel. Ses açalım. Gel. Sen de gel abla. Abi sen de geç ort tarafa. Ses açtın mı abi? Ses açık, ses açık, sıkıntı yok. Evet. Değerli arkadaşlar, biz şimdi Arif kardeşimizle beraber bu yayını sizlere spontane takdim ediyoruz. Evet. Bu yayınları sizlere takdim ederken oluşabilecek doğaçlama bir sıkıntı
ya içinde özür diliyoruz ama olmadı. Aynen. Şimdi geldik, bir nefeslenelim. Harbiden ben de yoruldum. Kaç saat oldu? 1,5 saatin üzerinde bir yayın yaptık. Sizlere de bu yayını sunarken çok dikkatli yayın yapmaya gayret ettik. Sayfamızda büyük desteğiniz var değerli arkadaşlar. Sizlerden çok şey öğreniyoruz. Bir emekli devlet memuru olarak sizlerden öğrendiklerimizi, halkın doğru yönlendirilmesi noktasında, halkın doğru bilgilendirmesi noktasında 40 bine yakın insanın bize desteğiyle beraber bunu vermeye çalışıyoruz. Üzüldüğümüz bir şey var. Bu sayfanın bu şekilde performansı doğru değil. Ben istemiyorum. Ben bu akşam bu Facebook sayfasını kapatmak istiyorum. Niye? Niye? Sosyal medya hesabı keşke kullanamamış olsam. Niye? Neden? Ben kentin sorunlarını anlatamamış hale gelmem demektir sayfanın kapanması. Bunu da cani gönülden isterim. Yeter ki Trabzon'un sorunları bitsin, biz bu sayfayı kapatalım. Adam şimdi bir şey yazıyoruz biz, sabah başkan talimat veriyor, gidip o salıncaklar Boztepe'de söküldü. Biz yazıyoruz, geliyor Gelik Lokantası'nın önündeki çukur yapılıyor. Tamam baba, ben öldüm gittim, Allah'ını seversen ne olacak bunun sonu ya? Facebook'la olmaz. Dolayısıyla bakın, şeyin adli tıpın önünde bir çukur var. Ya bir bayan yazmış oraya, ben gelindim, 15 yaşında, 15 yıl önce oradaydım diyor. Hala o orada mı diyor ya? Ben sıkıldım ya. Görmeyen amirler orada göreve devam edecek. Kavcuk paspaslı binecek. Gara lastikte koku yapıyor. Kavcuk paspas. Yani gara paspas yemiyor. Filmli cami. 4x4, 8 vidası, 2019. Amenna. Amenna. Gör onları da. Orayı da bir git gör da kardeşim benim ya. Onları görmeyeceksin. Ondan sonra 3 kişi, 4 kişi nöbet tutacak. Teoman ne yayınladı? Haydi ekibe göreve çıksın oraya. Ya bu yöntem değil. Biz sistemin kurulması doğru insanlarla olur diyoruz. Doğru insanları siyaset kurumu yönlendirip oraya koymuyor. Bunun bedelini dakikada 300 bin liraya yakın faizle ödüyoruz. Yazık günah, zengin değiliz biz ya. Dakikada 300 bin lira ne demek ya? 10 dakikada 3 trilyon para ne demek? Herif, aynen, aynen. He? Soruyorum size. Abi, yani. Çok vahim bir durum var. Çok vahim bir durum var. Şehrimizi... Bak limonlu suyu da burada içiyoruz. Buranın adı neydi? Ayburger. Ayburger. Evet. Ayburger meydanda değerli arkadaşlar. Öğretmen evinin bitişiğinde. Evan abi. Tek isteğimiz şu. Söyle abi ekranda. Tek isteğimiz şu. Trabzon'un çocuğu olarak, Trabzon evladı olarak bütün Trabzonsporlar ve Trabzonlar adına konuşuyorum. Bak. Bütün Trabzonsporları ve Trabzonlar adına konuşuyorum. Bunlar benim kardeşlerim. Konuş harifim. Konuş. Kardeşlerim, dostlarım. Sıkıntı yok harifim. Konuş. Benim hemşerilerim, benim canlarım, ciğerlerim. Biz çocuğun, Trabzon'un yerlisiyiz. Bu memleketin evladıyız. Spor içinden gelmişim. Ya biz istiyoruz ki Trabzon'umuzun bu şehri, ya lütfen rica ediyoruz ya. Ya lütfen Trabzon'a yakışır bir şekilde. Ya şu şehrimizi Trabzon'a yakışır bir şekilde yapalım lütfen ya. Bizi eleştirelim. Çıkalım şu kalelerimize, şu kalelerimizin etrafını temizleyelim. Ağzın bal yesin Arif. Çıkalım şu tarih eserlerimiz bir kontrol edelim. Ha şimdi bak burada lütfen. Özür diliyorum ben de lafa gireceğim. Şimdi bak bizim kale abi. Surlarımız bu kadar rezil haldeyken, yani. Bizim birçok yerler mezbelelik haldeyken, yani. Bizim terminalimiz 6-7 yıldır rezil haldeyken, aynen. Bir video çektim bugün inanamazsınız. Aynen. 5 trilyon parayı ben başkan olsam 7 yıllık belediye binasının tadilatına dünya ayağa kalksa bana harcattıramadı. Ya abi bir içe var. Ya havalandırma sorunuysa havalandırmayı çözerdim. O neydi öyle arkadaş? Camları bile kırdı indirdiler aşağıya. Neymiş? Personel rahat edemiymiş. Yani vatandaş terminalin tuvaletinde rahat mı ediyor başkan? Vatandaş yolda çürük çarık kaldırımlarda rahat mı ediyor başkanım? Sen personelin hava almasını düşündün. Yandan keseydin camları da 5 trilyon. Yanlış iş. Yanlış. Akvaryumlu alt geçit. Önceliği mi var abi? 12 trilyon harcandı. Galdi yerinde şimdi Orbel'le Okyanus Akvaryum ikisi birlikte ihaleye giriyor. Sözleşmenin şartlarını bilen var mı? Yok. Mecliste sordu. Kim sordu? Cüneyt Sorlu. Cevap verdi mi Ahmet Metin Bey? Bir bakalım sözleşme arkadan da değil. Bugün yer teslimi yaptık. Ya sözleşmeyi imzalamadan yer teslimi yapmaz zaten. Başkan bilmeden yer teslimi yapılıyorsa o zaman Ahmet Metin Bey o koltuğu bıraksın. Biz canlı yayında seslendik. Dedi ki ya Sayın Ahmet Başkan senin bir amirin var. 15 aldı. 6 aldı. Yayladaki evine çimento işledi. Adam bir de yakaydı onu neredeyse. Bu adamı al oradan. Bakacağım edeceğim. Tam 4 ay bizi salladı. 4 ay. Şadan Altuntaş Allah şahididir. 4 ayın sonunda o dediğimiz amiri yerinden aldı. Başka yerde gene aynı emsalde kadro verdi ona. Ya böyle idare edilir.
kusura bakma. Ve Çoğman Yılmaz da yazıyor sayfasında. Çıksın kendi sosyal medya hesabında onun açıklamasını yapsın. 500 bin defa özür dilerim. 500 bin defa özür dilerim. Tespit doğrudur. Şahitler esnaftır, adam gibi esnaftır. Sıkışmış vermişler işlerini karşıya geçmek için. Şimdi çıktı Çoğman Yılmaz, değil mi? O da dedi abi arkandayız, Ahmet Metin Bey'e ilettik, dedik gel bir odaya oturalım, çağır adamı desin ki almadım bu paraları. Aldı. Ama Ahmet Bey konuşacağım demesine rağmen şahadan aldığında ne yaptı? Değil mi? Konuşmadı, 4 ay salladı, uyuşturdu adama, kadro verdi. Geçirdi onu başka bir daire başkanlığına, başka bir müdürle. Böyle oldu. Biz bunu adam gibi söyleriz. Biz Taka gazetesi değiliz. Biz diğer gazeteler değiliz. Biz eğriyi eğri söyleriz, doğruyu doğru söyleriz. Yarın Ahmet Metin Bey düzgün bir şey yaptığı zaman yanındayız. Yanındayım. Savunmadık mı abi? Yanındayım. Savunmadık. Her zaman da olacağız. Savunmadık. Ama eğri bir şeyler yaptığı zaman verimsiz işte. Şimdi o akvaryuma tünel aklını veren gelsin de oradaki zararı karşılasın. Orbel'i niye soktu topa? Ortaysa niye Okyanus Akvaryum baktı ki 175 bin giriş garantisi 80 liradan buradan ben bu parayı alamam. Batak olduğu zaman Orbel'e itecek onu. Ben bunu diyorum. O zaman Orbel'in orada ne işi var abi? Madem öyle değil. Çıksın oradan Orbel. Yap, işlet, devret. Yap, işlet, devam et. Ver bedava tüneli ona. Niye girmiyor öyle Okyanus Akvaryum? Orbel niye giriyor işin içine? Orbel'in ne tecrübesi var? Şimdi bunlar buraya, Turgay Şahin tarafından 500 trilyon 29 yılda zarar yazar diye mecliste dile getirince önergeyi geri çekti Ahmet Bey. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi sözleşme yaptım arkadaşlar diyor. Bu kadar büyük bir projede başkan o şekilde anlamamış gibi. Bak severiz. Aynen. Ama adam gibi de ortada dur. Bir kişi çıksın desin Teoman Yılmaz sen abi bunu yalan diyorsun. Ben 500 bin defa özür dilerim. Biz TİSKİ müdürüne dedik kaçak kulübe koyuyorsun arkaya. Belgeleri koyduk. Ne oldu? Bir anda sosyal medyada da WhatsApp'tan cevap yetiştiren değil mi? Oradaki mal sahibi abimiz, kardeşimiz Ömer Hayali Bey değil mi? Cevap yetiştiriyorlar bana değil mi? Şeyle beraber TİSKİ genel müdürü. Ne yaptınız abi? Ben belgeyi koyunca hepiniz kayboldu. Teoman Yılmaz bunu diyor. O zaman özür dileyeceksiniz Teoman Yılmaz'ın sayfasından. Bu habere özür dileyeceksiniz. Başkana da söyledim. Aksi halde yok arkadaş biz yayınlarız. Bunu sürekli söyleriz yani. Haklıysan çıktın ispat ettin. La ben senden 500 defa özür dilerim. 500 bin defa dilerim. Teoman Yılmaz böyle bir adam. Siz dileyebildiniz mi? Siz çıkıp açıklama yapabildiniz mi? Yok. Ha size siyaset kurumu vermiş görev geldiniz oraya hasbel kader. Verseydi abi kardeşime göre bu da belediye başkanıydı. Kim vereceydi AK Parti'ye de bu da AK Parti'den başkan olacaktı. Siyaset kurumu kimi koymuşsa onu seçtiriyor. Siz kendiniz seçildiniz zannetmeyin. Abi biz dedik Ahmet şehrin başkanı. Biz şunu diyoruz. Şehrin bize gelen belediye başkanlarımız, valiler atamayla geliyor. Belediye başkanlarımız bize seçtirilmiş insanlar. Evet. Bizim seçtiğimiz insanlar değil. Seçtirilmiş insanlar. Aynen evet. O yüzden vekillerimiz de aynıdır. Aynen. Diğerleri de aynıdır. Aynen. Biz burada ara ara canlı yayınlarla beraber bunlara değiniriz. İşte evet. Mi baba? Ya hadi bakalım. Abi. Şehrin başkanı olsunlar ya. He? Şehrin abisi olsunlar. Başkanı olsunlar. Halkı bir gezin ya. Bir de bak, projelerde bak projelerde bir şey söyleyeyim ben size. Delikanlı gibi söylüyorum bunu. Projeler iki dudak bir kafa sistemi yapılıyor. Neden? Murat Başkan geldi dedi ki bu İncirlik'teki değil mi? Şeydeki ne de üstteki Tanjant, Zeytinlik'teki. Zaten demirler filizler var ya o şeyi de katsaydınız ona. Yandaki binayı da katsaydınız. Bir 1500 araçlık yeniden statik yapılırdı. Başkan bakıyorum ve kadınlar pazarı niye ödüllü yarışma olmadı onu durdursaydın. Ya efendim satılmış kiraları alınmıştı. Ya alakası yok. Ne satılmış ne kiraları alınmış ya. Böyle bir şey yok. Şimdi Rüştü'nün fırını oradan da bir yayın yapacağız. Rüştü'nün fırını orada da Rüştü'nün fırını tarihi yanlarına bastılar profili. Profillerden doldurdular. Niye? Arkaya yapılan beton binanın yanında dükkanlar yetmedi herhalde istekli olanlara. Yandan da profillerden dükkan yapaysın. Yolları daraltıysın, etrafı daraltıysın. Ya 3-5 göz hamsi gözü olan bir yer Trabzon'a balıkhane olarak yakışır mı ya? Nerede görülmüş bu? Trabzon'un misyonu bu mudur? Balıkçılık, balıkçılıkta bu mudur? Yani Trabzon'un şeysine, balıkhanesine girdiği zaman kafanın uyuşması lazım. Toki, Cengiz Çolak, abire aradan vurdunuz oraları kafalarına göre yaptılar. Şimdiki başkanın haberi bile yok. Orada dehliz var diyorum, dehliz açılmış diyor. Başkan telefondan arıyor ya şurada, şurada ne oldu da? Ya oranın koruma kurulunun kararı varmış. Allah'tan koruma kurulu oraya bir dene 20 kat bina ruhsatı vermedi, onay demedi. Koruma kurulu dedin kim? Koruma kurulu doğru iş yapsa bu kent böyle olur muydu? Antiparantez söylüyor, şimdi canlı yayına devam ediyor. Tamam mı Arif? Aynen. Hadi Allah bismillah, Allah'u ekber. Hadi bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar canlı yayınlara devam ediyoruz. Biz yürümeye devam. Şu anda gidiyoruz şeyine. Nereye gideceğiz? Bozkurtların oraya bir gidelim. Evet.
Şunu bir çevirelim Arif. Arif dur. Dur arkadaşlar şunu bir çevirelim. Dur bakalım abone. Al. Abone. Çevirdik şimdi. Değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Değerli arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi çıkıyoruz buradan. Çıkıyoruz Boşun buradan. Paylaşmaya devam et. Ha? Bak kapım abi ne güzel ışıklar mışıklar. Şuradan, Arif. Şuradan. Nedir? Şuradan aşağıya inen Bozkurt arkadan. Arka sokaktan gidiyor. Arka sokaktan geçiyoruz aynen şimdi. Geçiyoruz şeye. Evet. Bozkurtların oraya. Evet. Semercilere. Aynen. Sen, ama bakıcılar kapattı mı şimdi? Selamun aleyküm. Abim nasılsın? Yarın ballarını sen. Hadi bakalım. Emniyetçiler, evet, emniyetçiler, emniyetçi arkadaşlarımız güvenliğimizi sağlıyorlar. Evet baba. Hadi bakalım. Şimdi buralara... Arif yürü bakalım önden. Kılavuz. Bana bak. Kılavuzum senin. Selamun aleyküm. Yavuz Selim de amatör maçlar oynansın. Oynansın tabii gerekli. Bu işte ekmek, ekmek parası kazanır. Oynansın mı? Oynansın. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Aynen. Facebook. Facebook Teoman Yılmaz. Ha şimdi orada. Diyor ki televizyona mı koyacaksın? Ne koyacaksın televizyon? Evet. Gel bakayım Arif su içe gidiyorum oğlum. Ben aldım şişeyi. Selamun aleyküm. Yavuz Selim de amatör maçlar oynansın mı? Oynansın. Murat Zorluoğlu Başkan sizin dediğiniz kentle ilgili bir sorunu yerine getirecek. Ne istersiniz? Şu Beşikli'deki en acil çözümü istiyorum. Koku. Koku. Siz? Aynı. Senin var mı? Aynı abi, aynı. Yavuz Selim'den amatör maçlar oynansın mı? Oynansın abi. Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet olun. Bak herkes oynansın diye görüyor musun? Arif. Abi. Oğlum yani bu halkın nabzını kullanmak zor mu ya? He? Abi. Hani halk iradesiydi abi. Halkın oyuydu hani. He? Halkın oyuydu. Gel abi şeye gidelim. Abi postanın arada. Abi yolu göstereceğiz. Arif abi yolu göstereceğiz. Bir dakika ya oraya bulaşma. Ha burada yolu göstereceğiz. Gel. Bak postanenin yanında aynen. 15 senedir postanedeki müdürlerin, amirlerin görmediği bir kaldırım gösteriyorum. Ha bu rezillik nedir ya? Ya şurası 15 senedir böyle. Peki bu yol nereye gidiyor abi? Bu yol gidiyor şimdi beraber bak. Gidiyor. Ya beraber şurayı. Ben geleyim ya gel. Şimdi bak şurayı Arif. Ha Allah'ını seversen. Ya şuradaki amirlerimize saygı sevgiler iletiyorum. Bak bu yol nereye gidiyor? Gidiyoruz şimdi bak. Bak kargoya gidiyor ha. Peki kargosu. Kargoya gidiyoruz şimdi. Avraya bak. Sayın Başkan, ha buradan kargoya çıkıyoruz. Şimdi ben soruyorum. Şuradaki amirlerin maaşlarını bir ay geç yatırsam, ha burayı yapmadan para alamazsınız desem, ha buraya kaç günde yapılır? Saatte yapılır. Tabii. Saatte yapılır. Aynen. Yalnız maaşlarını geç yatırsam. Burası kargoya gidiyor bura. Yok. Amirlerin maaşlarını diyeceğim ki ha burayı yaptıktan sonra ödenecek. Ha bu gece olmaz mı bu iş? Anında. Olur. O zaman buradaki amirlere selam. Evet. Kentin yedi emini başkan valiye de selam. Selam. Aleyküm selam. Evet. Merhabalar. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Evet çok doğru. Oynansın. Ne doğru? Bir dakika. Evet. Doğru olan ne? Senin dediğin orayı yaptırmaları lazım. Aynen abi. Evet. Sen parasını vermesen orayı şu saniyede gelir. Oranın çok bir işi yok. İki dakikalık işi var oraya. Bir dökecekler üstüne koyacaklar. Amirlerin maaşını geç ödesem yaparlar. Yaparlar abi. Hemen bence yapmazlarsa çok haklı. Zaten Türkiye'nin genel problemi bu. Yöntem bu değil mi? Evet. Yapmal maaşı. Aynen. Yapmasan maaş yani yok desem. Parayı erken verirsen yapmıyor. Parayı veren düdüğü çalacak. Ne diyorsun sen? Evet öyle. Arif göreyim misin oğlum bak. Doğru şeyleri anlatmışız demek ki. Aynen. Burayı yapılmasını istiyorsun. Evet istiyoruz. Bırakma onu ha. Kaçar maçar. Öyle bir sarılmış ki şu an. Ya bakayım. He? Yapabilirsin değil mi? Abi. Bak şuraya. Nereye gidelim? Trabzon'un güzel yerleri burada abi. He. Burada ev yemekleri yapılıyor. Ha ev yemekleri yapılıyor burada. Evet. Şu aşağıda da renkli kafe var. Oraya ayrıca gireceğiz Arif. Gel şimdi iki saati geçiyor. Şimdi ha burada da geçiyoruz. Biz taşlar geldi. Ha burayı yeniliyorlar. Bak Arif gel. Abi şuraya bak. He? Sokak abi. Ne zaman bu abi? Abi sokağın dur abi burada otopark var. Burada her zaman böyle ya. Şimdi burada taşlar geldi. Ha buraları yeniliyorlar. Arif gel buraya bakayım. Ne zaman evet, abi? Buraları yeniliyorlar. Burada güzel bir kardeşimiz var. Çay may içiriyor. Evet. Selamun aleyküm. Canlı yayındayız. Baba ne var ne yok? Karizma. Eyvallah. Seni dünyaya tanıtıyoruz. Zaten tanınmışsın Eyvallah. Sen. Eyvallah. 20'ye yakın ülkeden 40 bin kişi izliyor. Kendinizi bir tanıtır mısınız abi? Tanımayanlar da tanısın. Öyle mi? İlker Murat Kaynar ben. İlker Murat bak arabasına da bak arkadaş. Evet kardeşim. Ya ha böyle karizmatik bir şey. Ha buraya renk kattı. Ha buralara bak hareket getirdi. Peş damalları serdi burada. Abi bak çocuklar geliyor. Abi telefonu bırak onu. Telefonu bırak. Şimdi bak burada çok güzel şey yapmış. Ne güzel resimler koymuş şey etmiş. Güzel insan.
Gençlere ne diyorsunuz? Gençlere konu olarak ne? Yani gençler ekmek peşinde, sıkıntılı. Evet, tabii. Ne yapsınlar? Yani? Gençleri tabii ki Trabzon'da yaşıyoruz. Evet. Tabii ki çabalaması lazım, koşturması lazım. Ama var da çalışmıyor muydu ya abi? Ya. Sen bana iş verdiğinde ben çalışmadım mıydı? Öyle tabii de hani gençlerimiz de şöyle diyeyim ben sana. Ben İstanbul'da, bir ayağım İstanbul'da biliyorsunuz. Hı. Şimdi İstanbul'da su satıyorlar. Mesela koşturuyorlar. Ha, bir mücadele var. Mücadele var ama tabii mücadele etmek lazım. İş beni bulsun değil. Tabii. Ben işi bulayım. Koşturacaksın. Anlatabildim mi? Koşturacaksın, çabalayacaksın. Çabaladığın zaman da her şey gelir zaten. Her şey geldiği zaman da güzel olur. Cebine paran girer. Yani olay Yavuz da... Selim'de amatör maçlar oynansın mı? Yavuz Selim'de mi? Evet, sorumuz. Tabii Yavuz Selim ama şu andaki durum... Amatör bilmiyoruz. Maçlar oynanmalı mı, oynanmamalı mı? Oynanmalı. Çünkü peki bir diğer sorumuz var. Siz bir şey söylerseniz kent sorunuyla ilgili, yarın Murat Başkan onu yapacak dersek ne istersiniz sorun olarak kentin yani sorunu? Sorun yani, bir tane isteyeceğim sizden, bir sorun. Bir tane yani ne diyelim, artık gene tabii ki Trabzon güzel. En azından ne olabilir? Şu anda memnunuz açıkçası. Şu anda Trabzon'da... Yani istediğin ya şunu da yapalım dediğin bir şey yok mu mesela? Yok, mesela benim aklıma geliyor karavanların park edeceği yer yok. Karavanlar. Evet doğru. Evet. Karavancılar gelemiyor. Ya, trafik tabii. Karavancılar tabii. Nereye gidecek karavancı? İşte sahile gidecek. Sahilde şey yapacak. Yok abi adamlar nereye çekecek? Yok, biliyorsun yok, karavanların park yerlerinde şu anda tesisleri olacak. Evet, sahilde, biliyorsun. Tabii tabii. Karavanlar şu anda sahilde. Çok teşekkür ediyorum. Teoman Yılmaz Facebook. Tamam. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. Tamam hadi Arif gel bakalım. Bak Adile Naşit bizim buranın değerleri. Türkan Şoray görüyor musunuz arkadaşlar? Şu Adile Naşit'i koymuş buraya. Değil mi? Yeşilçam'ı koymuş. Kadir İnanır, Türkan Şoray. Hadi bakalım Arif gel bakalım şimdi. Evet. Şimdi burada vatandaşlar oturmuş çay ocağında. Evet selamun aleyküm. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın? Oynansın. La bir tane oynanmasın denmedi de niye peki oynatmayalar? Sor hadi bunu. Rant yok. Hallederiz onu. Allah. Hadi bakalım. Evet gidelim bakalım. Ha bu ne lan? Şeyden. Emin Saatçi var burada. Selamun aleyküm. Canlı yayındayız. Yavuz Selim amatör maçlar oynansın mı oynamasın? Oynansın tabii inşallah. Eyvallah. Esnaf oynansın diyor kardeş. Selamun aleyküm. Canlı yayındayız. Yavuz Selim amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Sağ varsa oynansın. Oynansın. Eyvallah. Sağ teşekkür varsın. Ediyorum. Teşekkür. Bak Lalezar simitçisine geldim. Evet, evet, dünyaca ünlü. Dünyaca ünlü Lalezar simitçisine geldik. Evet. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın? Oynansın abi. Eyvallah. Bak orada da oynansın. Evet. Baba gel şimdi. Gel. Evet. Abi pasaja girelim bakalım. Abi pasajdaki esnaf ne diyor? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi Anahar Kuyumcu. Selamun aleyküm. Aleyküm şu anda canlı yayındayız. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın? Oynansın abi. İki kere oynansın. Üç kere oynansın. Yarın ballarını. Hadi bakalım. Şimdi abi burada tespitçi arkadaş kim? O, yok. Abi buraya şeye gelelim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Yavuz Selim'de amatör maçlar oynansın mı oynanmasın mı? Şimdi şöyle Trabzon gibi bir yerde Yavuz Selim'de maçlar oynansın mı oynanmasın mı demek hizipçilik çıkartmak, milleti yalvartmak. Heh. Ne demek oluyor? Yani bunu ona tartışmaya bile gerek yok. Tartışmaya bile gerek yok. Çok ayıplıyorum. Ben AK Partili bir seçmen olarak. Aha. Evet, açık söylüyorum. AK Partili bir seçmen olarak böyle bir tartışmanın gündem yapılması. Gündemi bile yanlış evet, yani. Gündem bile yanlış. Trabzon'la konuşulması gereken şimdi hava karardı. Bir 10 dakika 15 dakika yağmur yağsa Cumhuriyet Caddesi'ni sel götürüyor. Aşağı Funda Öten'in orası havuz oluyor. Gündem buyken yani bu biz boşuna yoruluyoruz oralarda. Yağmur yarım saat, bir saat devam etse her taraf göl orada, her taraf batacak. Yani Murat Bey, siz başkanın adaşısınız. Adaşısınız. Evet. Şimdi siz bir sorun söyleyin, başkan onu yapacak. Şimdi bir tek sorun söyleyin, Trabzon'la ilgili en önemli. Şimdi şöyle, Trabzon'un sorunla ayaküstü konuşulacak bir yok, tek bir tane de ya, ben şunu yapılmasını istiyorum. Bir tane de çünkü... Şimdi Trabzon'un geneline... Trabzon'un geneline baktığımız zaman yaşanabilir bir şehir olmaktan çıkıyor. Ordu gibi, Giresun gibi, Rize gibi kentler hem ulaşım yönünden, hem imar yönünden, hem doğal zenginlikleri, tarihi yapıları yönünden bizi katlıyorlar. Yani Trabzon büyük şehir. İşte başkan da mesela tüm vatandaşa sorsa tek tek. Sen ne istersin? Bir tane acil bir şey söyle. Şimdi en acil senin için nedir Trabzon'da? Şöyle Trabzon'da en acil şeyi ne? Trabzon kendi yanındaki şey özür dilerim. Başkan kendi yanındaki
çantacı, projeci, böyle dayatmacı, işte illa buraya terminal yapmasın, illa buraya millet bahçesi yapmasın. Onları ya, çözmesi lazım. Ya 50 dönüm, şehrin içindeki 50 dönüm yeri millet bahçesi, Trabzon gibi bir kente sadece millet bahçesi yaptık demek için 50 dönüm bir yeri yapıp da Yavuz Selim gibi işte 500 tane otel kulübü olduğu bir yerde soyunma odalarını ve işte diyelim ki oradaki Trabzonspor ruhu dünyaya mal olmuş. Yani onu orada yaşatamayan bir zihniyeti etrafında... Çay içi de gideceksin oradan. O zihniyeti etrafından boşaltması lazım. Hah, çok teşekkür ediyorum. Ben başkandan onu istiyorum. Ha, burada bir çay içiyoruz. Buyur gel. Çay içiyoruz. Hadi. Çay gel bakalım. Arif. Ha, buraya gel bir çay içelim. Bir çay da burada içelim. Gel. Evet. Evet. Ha, burada kim var? Selamun aleyküm. Hani Yusuf nerede? Yusuf yok abi. Ha, Yusuf gelmedi. Tamam. Yusuf gelmedi. Tamam. Gel abi çıkalım 3 caddeye. 3 caddeye çıkalım. Gunduracıların girişinde. Gunduracıların girişine geçelim. He. Buyurcuya soralım. Buyurcuya. Yok yok Yusuf'u şey demedi. Bulamadı. Yok yok şeye. Nereye? O şey var son yerde. Evet. Son şimdi yerde abicim bak. Burası Bozkurtlar Simit. Bozkurtlar Simit yeri. Şurası Kunduracılar Caddesi. Arkadaşlar burası Cumhuriyet Caddesi. Aşağıdan yukarı trafik geliyor. Şimdi Arif gel abiyle Trabzonspor bayrağı önünde yayınımızı kapatalım. Gel. Abi apresörde apresörde. Yok abi saat 2 saati geçti. Gel. Şuraya. Ya sonra gir sonrası. 2 saati geçti kurbanlar. Şimdi abiyle bir basalım. Adamlar sabaha kadar bizi izleyecek halleri yok oğlum. Heh. Değerli arkadaşlar. Arif. Şimdi değerli arkadaşlar bizler sizlere bu güzel yayını bugün Arif'le beraber takdim ettik. Kunduracıların başında Trabzonspor bayrağı önünde. Trabzonspor bayrağı önünde sizlere veda etmek istiyoruz. Bugün 2 saat yanlışımız olduysa, kusurumuz olduysa affola. Değil mi Arif? Evet, evet, evet. Sizlere bu tür doğal yayınlarımız devam edecek. Paylaşın, paylaştırın. Allah'a emanet olun. Evet, cümleten hayırlı akşamlar. Evet, cümleten hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben bu arada yayınımızı da şey edelim.